Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı başlıyor. Üçlemeden herkese günaydınlar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programımız başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz Nazım Türknaz, program ortağım Volkan Yılmaz ile birlikte üçlemenin üçüncü gününde bu çok güzel İstanbul sabahından herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet Volkan Yılmaz, hattımızda mısın? Günaydın. Günaydınlar Volkan Yılmaz. O çok sevdiğin Beylikdüzü'nden bugün çıkamadın. Hayırlısı olsun diyorum sana. Teşekkür ederim. Aslında bir bakıma da güzel de oldu diyelim. Ama tabii biraz rahatsızlığım da var biliyorsun yani. Açıkçası şu bu aralar çok böyle salgın bir vaziyette, çok ciddi bir şekilde grip salgını var. Şimdi bir yandan COVID belaları, bir yandan da şimdi bu grip salgınlar hakikaten insanları perişan etti. Bitmez. Bende de şöyle. Kızım rahatsızdı. Ondan bana geçti. Evet. Ben de yani hakikaten şu anda pek de böyle iyi değil. Ama yine de tabii ki her ne olursa olsun işimizi yapmayı seviyoruz. İşimizi de yapmaya devam ediyoruz. Ölmediğimiz sürece her zaman devam yani. Evet, işimizi yapmayı seviyoruz dedi Volkan Yılmaz. Doğru söyledi. İşimizi yapmayı seviyoruz. Radyo sporu seviyoruz. Üçlemeyi seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ve o yüzden de bu işi gönül bağıyla yapmaya devam ediyoruz. Volkan Yılmaz, partnerimiz Ravago. Biliyorsun Ravago Building Solutions, yani Ravago Bina Çözümleriyle beraber çok güzel bir yola başlamıştık. Bu ikinci haftamız güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Bununla alakalı ne söylemek istersin? Valla kendilerine hakikaten çok çok teşekkür ederiz. Yani özellikle bu sponsorluk noktasında bizlere vermiş oldukları destekler hakikaten çok teşekkür ederiz. Bununla da alakalı şöyle, istersen hemen Nazım abi bir teşekkürlerimi de edeyim. Lütfen. Bana gelmişken Ravago Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sami Amira Bey'e, Ravago Türkiye Ticari Direktörü Alper Doğruar Bey'e, Ravago Türkiye Hızlı Birim Direktörü Özge Sipahioğlu Hanımefendi'ye, Marmara Bölge Satış Temsilcisi Özcan Özdemir kardeşimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı tüm Ravago ailesi genelinde onlara çok çok teşekkür ederim. Hakikaten bizlere bu dönemde, ya bir de şöyle de bir şey var aslında her şeyin öncesinde, malum yani ekonomik zorluklar var ülkede şu anda çok ciddi bir şekilde. Hani böyle bir dönemde bizim gibi programların sponsor bulması gerçekten çok zor ve her şeyden öncesinde de bu şekilde de bu zorluklarla bizlere vermiş oldukları destekler hakikaten birçok şeye değiyor. Hem maddi hem manevi bizim için çok çok önemli. Hakikaten çok teşekkür ederim kendilerine. Evet, Ravago Bina Çözümleri diyoruz. Gerçekten de Türkiye'de ve dünyada sayılı markalardan bir tanesi. Binalarınızda herhangi bir yalıtım ve izolasyon sorunları varsa tamamıyla Ravago ile çözebiliyorsunuz. Yani Ravago ürünleri, başta su yalıtım ürünleri olan bitüm esaslı membranlar ve PVC esaslı membranlar dışında bir de ısı yalıtım ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi taş yünü ve diğeri de XPS. Yani binalarınızda herhangi bir yalıtım ve izolasyon sorunu varsa Ravago çok rahat bir şekilde çözüyor. Hatta Ravago bununla da kalmıyor. Futbol takımlarındaki gol sorunlarını dahi çözebilme kapasitesine sahip bir markadır Ravago. Doğru söylüyorsun. Ravago her şeyi çözer. Yani özellikle de dediğim gibi inşaat sektöründe kırak yalıtımla alakalı tüm sorunları Ravago kırmızı çözüyor. Destek almak istediğiniz takdirde bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere bu konuda yardımlarınızı esirgemeyiz tabii. Yani futbol olduğu kadar, sohbet olduğu kadar bu konuda da size yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatıyoruz ve her zaman söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz. Evet, her zaman söylüyoruz ve üçleme ailesinden de gerekli destekleri, ilgileri bekliyoruz ve aynı zamanda tabii ki de Radyo Spor'un büyük ailesinden de. Volkan'cığım, bugün çok güzel bir gün, çok güzel bir pazar sabahı. Dünkü müsabakalar çok güzeldi, çok keyifliydi. Bugün de baktığımız zaman Süper Lig'de 4 müsabaka, TFF 1. Lig'de 4 müsabaka, hakikaten futbol dolu, aksiyon dolu, heyecan dolu bir pazar günü sanki.
Hakikaten öyle. Özellikle dünkü maçlar nezdinde hakikaten çok keyifli maçlar izledik. Yine güzel goller izledik. Yine bol gollü maçlar izledik. Yani dünkü maçlara baktığımız zaman 9 gol izledik Nazım abi Süper Lig'de. TFF 1. Lig'de de 6 gol izledik. Hakikaten şöyle bir durum var. Yani geçen sene de şöyle bir açıklama yapayım. Geçen sene de Covid vardı. Bu sene de aslında var. Hiçbir şey kaybetmedik. Covid belasından hiçbir şey açıkçası gerilemedi. Ancak şöyle bir şey var. Geçen sene çok sıkıcı bir maçlar vardı. Yani golsüz, çok kısır. Hani kimseyi doğru düzgün yenemediği bir maçlar vardı. Ama bu sezona girince hakikaten alttaki takımlar çok ciddi bir şey. İlk haftalarda çok sıkıntı çeken alttaki takımlar çok ciddi bir şekilde ivmelenmeye başladı. Yani bununla da birlikte bol gol atmaya başladılar. Bir de çok güzel goller istiyoruz. Yani bu beni zaten başlı başına çok mutlu ediyor. Yani şu özellikle 2 haftadır atılan gollere baktığımız zaman hakikaten jenerik bir goller istiyoruz. Bu da zaten bizim hakikaten futbolumuzun en büyük, Türk futbolunun en büyük eksikliğiydi. Hep zaten şöyle bir şey vardı. Karambol gollerin üzerinden yürüyorduk. Ama bu sefer hakikaten çok güzel futbolu bilerek attığımız goller. İstersen hakikaten bizi mutlu ediyor. İstersen hemen skorları bir hatırlatalım. Sonra hemen reklamımıza gidelim. Sivas Spor 4, Fatih Karagümrük 0, Antalya Spor 1, Yeni Malatya Spor 0, Adana Demirspor 4, Gaziantep Futbol Kulübü 0 ve TFF 1. Lig'de ne vardı? Ümraniye Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 0, Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor 3, Adana Spor 1 ve Gençler Birliği 1, Bolu Spor 0. Toplamda 6 müsabakada güzel goller vardı. Ama Volkan'cığım, muhabbetimiz yarıda kalmasın, muhabbetimiz eksilmesin ve ne yapalım istersen, reklama gidelim. Reklamdan sonra üçleme non-stop devam edecek. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, nefes nefese kaldığımız bir reklam arası oldu sevgili üçleme severler ve sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Volkan Yılmaz, oralarda mısın? Buralardayım. Burada olmaz olur muyum ya? Ne demek yani buralarda olmaz olur muyum? Beylikdüzü tarafındasın, onu biliyoruz zaten. Ya şu Beylikdüzü'ne düşmanlar ne deseyim ya? Bak, insanlara hedef gösteriyorsun. Ben bir Sefaköylü olarak, bir Bahçelievel olarak biliyorsun Beylikdüzü noktasını bana biraz uzak geliyor, uzak kaçıyor ama tabii orası da İstanbul'umuzun bir ücra köşesi olmasına rağmen sevdiğimiz İstanbul'un merkezinden bir tanesi Volkan Yılmaz. Hayır, İstanbul'un gerçekten en güzel ilçelerinden birisi. Yani 5 tane saydıysam ilk 5'e koyarım yani, çok net bir şekilde. Evet, doğru söylüyorsun Volkan Yılmaz. Bir anda Beylikdüzü Sevenler Derneği Başkanı oldun ama teşekkürler sunuyoruz. Bu arada üçleme kulübümüz ayakta. Kimler var istersen bir bakalım, bir yoklama alalım. Öncelikle Fahrettin Kayan. Volkan'cığım bizlerle berabermiş. Fahrettin Kayan, günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkürler. Yine Antalya'dan Volkan'cığım, Hakan Aydın. Antalya ayakta ya, maşallah. Maşallah. Yani nasıl ayakta olmasın ki? Nasıl olmasın? Söyle bana. Son 25 maçta 2 galibiyet ve dün de alınan bir galibiyetle artık herhalde 7-8 maç daha bir galibiyet hasretine başlarlar gibi geliyor bana. Ya bu insanların da hakkı kardeşim. Yani Antalya ilinin insanlarının, futbol severlerinin de hakkı. Yani senede bir günde olsa sevinmek, mutlu olmak. Yani 1-0'lık bir galibiyet almışlar. Ya bırak da İnsanlar mutlu olsunlar, sevinsinler. Bunu insanlara çok görme. Çok görmem, hayır. Tam tersi. Antalya'yı ve Antalya Spor'u seviyoruz. Buradan bin selam olsun diyoruz kendilerine. Evet, Yücel Özaslan Ankara'dan bugün demiş ki offline'ız demiş, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Yücel Özaslan. Bir şey söyleyeceğim Nazım abi. Yani bu gecenin böyle bir şu tarz böyle Avrupa'yı teknik terimler kullanmasını hakikaten hiç anlamıyorum. hiç alakası olmayan bir tip kendisi. Her şeyden önce. Yani offline, online falan, yani adam yani tamamıyla Ankara'nın bağrından kopmuş, en ucra köşelerinden gelmiş bir insan nasıl böyle olabiliyor, nasıl böyle konuşabiliyor anlayamıyorum. Konuşmasın mı şimdi? İngilizce konuşmasın mı şimdi? Ankaralılar İngilizce yasak mı? Olmaz. Yasak değil de Yücel'in söylemesi, konuşuyor olması bana bir garip geliyor yani. Çünkü kendisini aşağı yukarı
55-60 senedir tanıyorum yani. Evet maşallah, yani maziniz baya baya bir eski gözüküyor sevgili evet. Volkan Yılmaz. Peki İngilizce deyince ve Ankara deyince o zaman Oytun Ç diyorum. İyi yayınlar, takipteyiz demiş. Teşekkürler Gençler Birliği'nin çocuğu Oytun Ç. Evet, Oytun Bayrak'ta maşallah. Evet, Fahrettin demiş ki Antalyaspor'un kazandığı bir anonsu dinlemeyi özlemişiz demiş. Evet, gerçekten de böyle. Son 20-25 maç. Bu arada Volkan Yılmaz çok çok fazla geçmiş olsun mesajı var sana. Bütün dinleyicilerimizden ve takipçilerimizden çok çok güzel geçmiş olsun mesajları gelmiş. Bilgin olsun, üzerimizde kalmasın. Herkese teşekkür ederim. Yusuf Tasmacı demiş ki İstanbul'un en güzel ilçesi Fatih'tir demiş. Bir anda program İstanbul ve ilçelerinin konuşulduğu bir programa evrildi ama biz kesinlikle spordan ve futboldan uzaklaşmak istemiyoruz sevgili üçleme severler. Volkancığım, evet, bugünkü istersen müsabakaları bir hatırlatalım. Bugün hakikaten de çok zorlu maçlar var. Süper Ligimizde 13.30 seansında Giresunspor Kayserispor. Zor maç. Evet. Zor maç. 16 seansında Hatayspor Fenerbahçe. Zor maç. Yine 16 seansında Başakşehir Futbol Kulübü Çaykur Rizespor. Bence zor maç. Ve 19'da Galatasaray Göztepe. O da gerçekten sonunda zor maç. Olan maç. Zor maç. Hayır. Zor maç diyorum. Ve TFF birincilikteki hangi maçlar var baktığımız zaman? Bandırma Spor Altınordu, Yeni Menemen Spor Eyüp Spor, İstanbul Spor Balıkesir Spor ve Bursa Spor Ankara Gücü kardeşlerin müsabakası olacak Volkan Yılmaz. Evet, hakikaten yine güzel maçlar var. Yani seyir de çok yüksek olan maçlar olacak. Yani hakikaten hafta sonu akşamları dört gözle bekliyorum. Gerçekten artık yani. Ben bir şey söyleyeyim. Ben kesinlikle Türkiye Süper Ligi'nden ve TFF 1. Ligi'nden çok yüksek verim alan ve çok keyif alan bir insanım. Yani şimdi baktığımız zaman da bakıyorum şimdi yayıncı kuruluşta Almanya'nın artık böyle vasat takımlarının maçlarını her kanalda vermeye başladılar. Efendim söyleyeyim 2. Bundesliga'yı vermeye başladılar. Şimdi Fransa Ligi'ni vermeye başladılar ama iddia ediyorum bizim ligimizin, bizim Süper Ligi'mizin heyecanı, aksiyonu, kalitesi gerçekten de, ya tamam bir Premier Lig değiliz ama hakikaten de fazla bence kendimizi ezmeyelim, yormayalım, üzmeyelim ama ben Süper Ligimizin çok çok lezzetli ve kaliteli olduğunu düşünüyorum Volkan Yılmaz. Ya gerçekten öyle. Artık hani bu konuda işte tevazu göstermemek lazım. Yani bu gerçekten çok güzel bir olay olmaya başladı. Çünkü şöyle, geçen sene pandemi döneminde birçok Avrupa'daki birçok kulüpler bizim çok çok önümüzde olmasına rağmen, hakikaten onlarda da pandemi vardı. Biz hep bir pandemiyi biliyorsun bahane ettik. Yani futbol kulüplerimiz başkanları, hocaları, teknik direktörleri falan ama bu sene de var. Demek yani geçen sene ettikleri bahane bence boşmuş. Bu sene de aynı şekilde aslında devam ediyor. Tabii tabii. Ama baktığımız zaman çok güzel bir futbol izliyoruz. Gerçekten çok keyif dolu maçlar izliyoruz. O yüzden de hani boş boşuna bahane etmişler yani, bizleri kandırmışlar. Şimdi istersen hemen bir mesajlarımız gene patlamış. Teşekkürler bu arada. Üçleme severler, hakikaten de mesaj kutumuz her hafta doluyor boşalıyor. Doluyor boşalıyor. Adeta bir derler ya Volkan'cığım, bir taktik var, doldur boşalt. Ona benzedi bizim mesaj kutumuz. İstersen hemen bir mesajlarımızı okuyalım. Üzerimize kalmasın. İlk mesajımız tabii ki de Derfi Yunus Dani'den gelmiş Volkan'cığım. Der ki selamlar sessiz çoğunluğun elçileri Nazım ve Volkan kardeşlerim. Bugün de Nazım kardeşimin takımı Göztepe ile ikisi de kötü futbol oynuyor demiş Galatasaray. Eğer demiş Galatasaray puan kaybederse kapıldım gidiyorum bahtımı rüzgarına demiş Volkan Yılmaz. Hakikaten nefis bir mesaj gelmiş. Nihat Çetin'den mesaj var. İzmir Bucu'dan selam ve sevgiler. Erzurumspor'un bu ekonomik durumunda böyle sonuçlar alması takdire şayan demiş. İyi yayınlar demiş. Arkadaşınıza acil şifalar diliyorum demiş. Senin için Volkan Yılmaz. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Hamza Porez'den mesaj var. Beylikdüzü'nden selamlar demiş. Geçmiş olsun Volkan demiş. Faruk Leyla Yılmaz Rumuzlu beyefendiden bir mesaj var. Selamlar demiş abilerim. Bayrampaşa'dan dinliyorum.
tekstil işiyle uğraşıyoruz. İşler çok yoğun. Pazar günü bile çalışıyoruz. Sizi dinlemek demiş çok büyük keyif verici. Hakikaten demiş sizi izlerken zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz demiş. Seviliyorsunuz demiş. Buradan Bayrampaşa'ya, Gazi Osman Paşa'ya selamlar, saygılar. Yıldırım Mahalle'ye selamlar. Gel oradan Terazi Dere. Davut Paşa gel oradan. Gel oradan daha. Evet bilirsin. Bilirsin oraları. Oraları bilirsin. Ya bilmem mi? Haydar Bulaca demiş ki an itibariyle online'ım demiş. Buradan Haydar Bey'e selamlar, saygılar sunuyoruz. Maşallah online'lar, offline'lar havalarda uçuşuyor bugün. Hepsi ya. Var ve Kayseri'den. Güzelle başlayan durum aldı başını gidiyor şu anda. Yani. Aldı başını gidiyor ve Onur Yıldız'dan mesaj var. Baktığımız zaman Volkan'cığım hayırlı yayınlar, dinlemede olacağız demiş. Kayseri'den, hakikaten Kayseri Spor'un sefirlerinden Onur Yıldız. Ve Volkan'cığım Antalya'dan bir durum var. Antalya'dan Hüseyin Cahit. Demiş ki beraber demiş şu an Fahrettin Kaya'yla beraber dinliyorlarmış. Hüseyin Cahit'e buradan selamlar. Antalya Spor ve Antalya'yı seviyoruz. Zaten Antalya'da yaşayanlar ve Antalya'da doğanlar bana göre Volkan Yılmaz hayatta 1-0 hatta 1.5-0 önde başlar. Kesinlikle öyle. Yani bizim gibi İstanbul'da doğanlar da artık kaç sıfır mağlup başlıyorlar. Oraları artık karıştırmayalım, kaç sıfır, 5-0. Hakikaten de enteresan. Evet, istersen Volkan'cığım bu kadar muhabbetten, sohbetten sonra biraz maçlarımıza gelelim. Bugün bu arada 4 tane konuğumuz var. Bugün evet 4 tane konuğumuz var. Anadolu turlamasını güzel yapacağız. İlk başta Bursa'dan Metin Yüksek hocamıza gideceğiz. Bursa Spor Ankara Gücü maçı var. Kardeşlerin müsabakası. Oradan Volkan'cığım Denizli'ye bir uzanacağız. Denizli'de tabii Denizli'de Şafak Karataş Bey var. Onunla beraber güzel haberler alacağız. Deniz Spor'la alakalı. Oradan hemen İzmir'e geçeceğiz. Yenal Ulusoy'la beraber görüşeceğiz. Göztepe'deki son gelişmeleri kendisinden alacağız. Ve daha sonra 10.30-10.35 civarlarında ise Giresun Spor'un belki de çok çok popüler ismi Ali Emre Sarı'yla beraber son gelişmeleri değerlendireceğiz. Maşallah bugün Anadolu cümbüşü var yine. Evet, seviyoruz. Program konuklarımız hakikaten şöyle bir bakıyoruz. İzmir, Denizli, Giresun. Yani hakikaten Bursa. Yani baktığımız zaman ayrı ayrı şehirlerden. Ayrı ayrı kulüplerimizin gerek taraftarlığını, gerek yerelde gazeteciliğini, basın işlerini yapan dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz hakikaten. Bir de bu işi yani söylediğim var. Çok yani özellikle bugün mesela görüşeceğimiz arkadaşlarımız bugün bu işi hakikaten çok böyle layığıyla yerine getiren insanlar. Bizim de hakikaten çok net bir şekilde haber kaynağımız. Sağ olsunlar. Ne zaman istesek bağlanıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Evet, doğru söylüyorsun. Hakikaten kendilerine 1000 teşekkür ediyoruz. Volkan'cığım dün sen çok mutluydun. Sivas Spor yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ve adeta Vava Kars Fatih Karagümrük'ü sahadan sildi. 4-0'lık güzel bir skor, farklı bir skor, güzel goller ve aynı zamanda özlenen Sivas Spor yavaş yavaş geliyor mu? Şimdi şöyle, özlenen Sivas Spor yavaş yavaş geliyor. Bundan muhtemelen herhalde 3 ya da 4 hafta önce ya 3 ya da 4 maç öncesinde diyelim. Hani konuşurken de zaten grubumuzda özellikle WhatsApp grubumuzda konuşurken de hani işte ihtimalim şimdi kaç tane abimiz, arkadaşımız Rıza Hoca'nın işte çok fazla isim verelim. Volkan Yılmaz isim verelim. Çekinmeyelim. İsim verelim. Belki Taner Demirkıran abimiz Antalya'dan. Hani Rıza Hoca'nın çok fazla ömrünün olmadığı, ya Allah korusun şey olarak bahsetmiyorum. Hani takımdaki ömründen bahsediyorum. Kariyeri, futbol kariyeri. Hatta aynı gün İrfan Hoca'nın da muhabbeti olmuştu. İrfan Buz'un. Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü. Orada ben şöyle bir şey söylemiştim. İrfan Hoca'yı bilmem. Ama Rıza Hoca'nın bu takımda kredisi çok fazla. Sivas Spor'dan Rıza Hoca ancak kendisi istifa ederse, kendisi gitmek isterse gider. Onun haricinde Sivas Spor'da Rıza Hoca'yı kimse göndermez. Hani Sivas Spor'da çok yakın bir tarihte toparlanma evresine girecek. Hatta şöyle, o maçlarda Nazım abi, Fenerbahçe, Gaziantep, Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş. 5 tane maç konuşmuştuk. Bu 5 maçta en fazla alınacak 3 puandan bahsediliyordu. Şimdi şöyle, bu 5 maçın şu anda bu 5 maçta alınmış abi puanlara baktığımız zaman Sivasspor 8 puan toplamış durumda abi. Şimdi 3 puan nerede, 8 puan nerede ve ben o gün de zaten söylemiştim. Hepsinden birer birer puanlar toplanacak. Şimdi
Bakıyoruz 5 maçta mağlubiyet yok Nazım abi. Bu çok önemli. Evet. Tekrar yine geçen seneki durumlara tekrar yine başladı Sivasspor. Geçen sene de yani özellikle ligin şöyle söyleyeyim ben. Galiba yanlış hatırlamıyorsam hani ilk 10 haftası sürekli inişli çıkışta bir grafik vardı. İlk hafta geçen sene ilk haftasında 2-0'lık bir Antalyaspor mağlubiyetiyle başladı. Sonrasında Rizespor mağlubiyetleri, Galatasaray mağlubiyetleri, Göztepe mağlubiyetleri arka arkaya da gelince ve Beşiktaş'a da 0 mağlup olunca o zaman da Rıza Hoca'nın bir koltuğu sallantıdaydı ama o zaman da benim güvenim kendisine tamdı. Bu sezonda yine aynı şekilde özgüven tazelemeye devam ediyor. Aslında Volkan iyi oynuyor Nazım abi. Şöyle bir durum var. Sivasspor zaten yenilmiyor. Yani Sivasspor'u yenmek çok zor bir durum. Yani Sivasspor çünkü fizik kapasitesi yüksek bir takım, tempolu oynayan bir takım. Sivasspor yenmiyordu ama Sivasspor yenemiyordu. Hani galip gelemiyordu aslında. Sıkıntı buydu. Evet, evet Sivasspor galip gelemiyordu. Evet. Böyle de bir durum var ama enteresan bir şey bir de Nazım abi şöyle. Sivasspor'da yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. Evet, yani, oturmaya başladı. Bununla birlikte de işte tabii ki mesela şöyle benim çok bu sezon çok eleştirdiğim Max Gradel. Olimpiyatlardan geldi. Hı hı. Orada maçlarını yaptı. Çok yorgundu. İlk iki hafta biz zaten ilk iki hafta yoktu. Yoktu piyasada. Dördüncü hafta geldi ama şöyle de bir şey vardı. Hani biraz onun o yorgunluğuna bağladım işi. Problem yapmadık ama çok şikayetçi olduğum bir oyuncuydu. Çünkü kendisinden çok fazla üst düzey performanslar gördüğümüz için. Ama geçen hafta biraz toparlandı ve bu hafta dediğim dünkü maç Karagümrük maçında hakikaten yine şöyle söyleyeyim sana. Bugün çok net bir şekilde şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insanlar diyecek ki ya yuh o kadar mı? Ya bugün İngiltere Premier Lig'de, Chelsea'de, Manchester United'da, Arsenal'da oynayabilecek oyun kapasitesine tekrar geri ulaştı. Ki böyle de bir oyuncu bana göre her şeyin üstünde. Zaten atmış olduğu gol de hiçbir şekilde bu söylediğimi tesadüf olarak göstermiyor. Açık açık söylüyorum. Türkiye Ligi'nde hakikaten Max Gradel babında Max Gradel'in oynadığı bölgede bir oyuncu daha yok abi. Evet. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü hakikaten ayaklarına çok hakim. Birebir çok iyi adam geçebilen ve hem pasör ve hem golcülük özelliği çok yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama onun haricinde de şöyle Yunan stoper Dimitros Butas. Bir ayrı parantez açacağım. Şimdi Gradel'i anlattım ama herkes zaten biliyor Gradel'i. Sonra geçtiniz ama Dimitros Butas abi. Yani gerçekten abi çok çok iyi bir oyuncu. Yani adam stoper. Adam stoper gol krallığına gidiyor. Ya hakikaten stoper diye aldık. Herif gol kralı çıktı. Yani hakikaten gol makinesi diye çıktı. Dimitros Butas daha 27 yaşında. Şimdi Butas bonserviste alınan bir oyuncu Nazım abi. Atromitos'tan, Yunanistan Ligi'nden Atromitos'tan gelmiş bir oyuncu. Şöyle kafa toplarına çok hakim bir oyuncu. Gerçekten yani özellikle de yerden de aslında şöyle yerden de geçmek kendisini çok zor. Ve Sivasspor'da başka da bir kimliğe büründü. Ben gerçekten bu sezon Sivasspor'un yapmış olduğu en iyi transfer diyorum. Onunla birlikte de bir de Petrenike'den bahsedeceğim. Bu sezon başında alındığı zaman Sivasspor neredeyse ilk transferlerindendi. 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle Kayserispor'dan transfer edildi ama şimdi ben mesela o zaman gerçekten çok tepkiliydim. Aslında hala tepkiliyim. Şimdi 1.2 milyon euro. Şimdi Sivasspor yıllardır bonservis ödemeyen bir kulüp ama Pedro Henrique'ye 1.2 milyon euro vermesini ben yadırgadım. Orayı geçelim. Orayı çok konuştuk. Ama şimdi şöyle. Özellikle son 2-3 haftaki performansına baktığım zaman Nazım abi. Şimdi bugün aslında birçok kulüp için 1.2 milyon euro çok büyük bir para değil. Şimdi 2-3 haftadır performansına bakınca dedim ki acaba 1.2 milyon euro verildi de hani belki de kötü yapılmadı mı? Şimdi bak geçen hafta da çok iyi oynadı. Abi dünkü maçta da o kadar güzel adam eksiltiyor ki Pedro Henrique. Hakikaten peşinde iki tane Karagümrük'te oyuncu geçiyor resmen. Yani rakibi aslında 9 kişi oynattırıyor. Ya biraz da Volkan şimdi Rıza Hoca'nın hakkını şöyle teslim edelim. Rıza Çalın Bey neden dersen. Şimdi Rıza Hoca bir anda 4-3-3'e döndü mesela taktik olarak. Şimdi solda Gradel, sağda Henrique, önlerinde hemen yanlarında Kayode. Arkalarında Faysal Fahir, Hakan ve bugün dün de mesela güzel oynadı Jorge Felix. Şimdi evet. Kanatlardan geliyor Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz. Bir anda ve tabii Dimitris Butas ve Caner'le beraber de geldiği zaman da Sivasspor'un hücumsal zenginliği çok fazla olmaya başladı. Bak çok güzel, çok güzel bir kadro saydım. Evet. Yani kadro gerçekten çok da güzel oturmaya başladı. Özellikle de şöyle
mesela kaleci Muammer Yıldırım'ın da hakikaten çok ciddi bir şekilde yükselen bir taraf. Yükselmesi var, evet. Bunu da hakikaten, bunu da takdir etmeden geçmeyelim. Ama şimdi çok pardon. Sivasspor'un defans oyuncularına da defans diyor pardon. Sivasspor'un yedek oyuncularına da baktığımız zaman sonradan oyuna girecek aslında çok da ciddi iş yapacak oyuncuları var. Yani işte buna Yatabari gibi, işte buna hani ya şöyle benim çok beğenmesem de Azubuke gibi, işte buna işte Samba Kamara gibi sonradan oyuna girip iş yapacak oyuncuları da var. O yüzden aslında Sivasspor şu anda bu sezon ligi çok rahat geçirebilecek. Hatta ligi ilk 10 sıraya kendini çok çok rahat güle oynaya, hani topunu oynaya ilk 7. 8. sıraya kendini atabilecek bir havası var zaten. Bu arada Volkan'cığım, Yusuf Taşpır demiş ki ben demiş iyi topçu derken demiş herkes demiş beni linçliyordu. Ben demiş kazandım Pedro Henrique konusunda. Ya şöyle Pedro Henrique bak abi, şöyle biliyorsun bunu, sen de çok biliyorsun. Pedro Henrique gol yolları da kısır bir oyuncu. Tek eksiği son vuruşlar maalesef. Yani son vuruşları bak şimdi koşması, adam eksiltmesi ayrı bir konu. Bunu ben de seviyorum Pedro Henrique'de. Evet. Abi adamda son vuruş yok. Yok oğlu, yok işte adamda son vuruş. Yani maalesef yok, ama şöyle herkes de gol atacak diye bir şey yok. Ama Pedro Henrique sonuçta bir kanat forvet ya da direkt forvet oynayabilecek bir oyuncu belki itibariyle olduğu için abi bu adamın görevi gol atmak. Hayır, herkes gol atacak diye bir şey yok ama bunun görevi gol atmak ama. İşte maalesef bazı oyuncuların o son vuruş eksikliği çok fazla gözü çarpıyor ama şöyle bir durum var. Ya yaptığı asistler olsun o gol vuruşunu bir anda kapatıyor zaten. O gol vuruşunu. Zaten böyle de olacak gibi duruyor Sivasspor'da. Sivasspor'da baktığım zaman kadroyu artık bir çırpıda net bir şekilde sayabiliriz. Bu zaten çok önemli bir durum. Rıza Hoca da zaten yavaş yavaş oturtturdu. Ama şöyle ben iki gündür Twitter'da özellikle Fenerbahçe maçından sonra, Sivasspor Fenerbahçe maçından sonra Twitter'da çok böyle hakikaten mesnetsiz, çok böyle gerçekten hani ya şimdi o kadar çok şeyler... Volkan'cığım kısa bir aramız var. İstersen muhabbete girmeyelim oradan. Kısa bir aramızdan sonra muhabbetimizi kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam edelim. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknaz ve şu an Beylikdüzü'nde olan Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Volkan Yılmaz, orada mısın? Buradayım, evet, devam. Güzel, devam. Evet, Sivasspor'un 4-0'lık muazzam bir galibiyeti vardı. Hakikaten de Sivasspor ligimizin artık böyle derler ya baş alt takımlardan bir tanesi oldu ve hala ve hala Avrupa noktasında gizli aşağı yapacağını ben düşünmek istiyorum Volkan'cığım. Bir de istersen Adana Demirspor dün çok rahat bir şekilde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Bununla alakalı görüşlerini alabilir miyiz? Ben şöyle Vincenzo Montella geldikten sonra Adana Demirspor'da çok ciddi bir şekilde hani yükseliş görüyorum. Yani herkesin gördüğü gibi. Kadro da zaten yavaş yavaş oturmaya başladı. Bir Balotelli parantez içerisinde hocayla birlikte sonuçta vatandaşı hocayla birlikte onda da çok ciddi bir yükseliş var. Dün attığı gol haricinde iki tane de gol attı ama ikisi de offside'de. Çok net bir şekilde aslında offside'de ama kendisi ısrarla offside'lara düşmeye devam ediyor. evet. Ama atmış olduğu gol de gerçekten kendisine yakışacak işte bir yıldız golüydü her şeyden öncesinde. Ama şöyle ben dün özellikle maçta Yunus Akgün'ü abi çok beğendim. Gerçekten hakikaten çok çok iyi bir oyuncu. Vargas yine aynı şekilde, Matias Vargas da aynı şekilde ama orada şeyde çok büyük bir eksiklik var. Yani bu sezon Brescia'dan transfer edilen bir yandan sondan hakikaten çok büyük bir sıkıntı var orada. Oraya kesinlikle başka bir oyuncunun gelmesi lazım. Çünkü oyuncu çok ciddi bir şekilde aksıyor orada. Buna rağmen dün 4-0'lık galibiyeti aldılar. Hakikaten tebrik ediyorum Adana Demirspor'u. Şöyle özellikle ligin ilk haftalarında almış olduğu o başarısız sonuçlardan sonra özellikle son 3 haftada baktığımız zaman Nazım abi 7 puan çok çok iyi bir puan. Özellikle Beşiktaş maçı aslında şöyle Rize'ye karşı almış oldukları 3-1 galibiyet ve dün akşamki 4-0'lık Antep galibiyetini bir kenara bırakırsak 3-0'dan 3-3'e dönüş olan Beşiktaş maçında zaten hakikaten takıma, yönetime, teknik heyete çok ciddi bir şekilde özgüven geldi. Bu özgüvenle de zaten
yollarına devam edecekler. Önlerinde zaten şöyle aslında evet. baktığınız zaman abi iki maç. Sivas Spor maçına kadar iyi bir fikstür var. Yani Antalya Spor ve Yeni Malatya fikstürü var. Arada sadece bir Sivas Spor, zorlu Sivas Spor deplasmanı var. Oraya kadar nasıl bir sonuç çıkarırlar? Oraya Sivas maçına kadar 6 puan alabilecekleri de hakikaten aşikar bu oyunla. Aslında Volkan şöyle bir durum var. Şimdi Adana Demirspor'un sadece o 4-0'lık İstanbul'daki Karagümrük mağlubiyeti dışında yani o maç zaten berbat bir performanstı. Montella'nın ilk maçıydı ama diğer maçlara baktığımız zaman da Adana Demirspor'un böyle aman aman maçı bıraktığı pozisyon yok. İlk mesela maç Fenerbahçe maçı başa baş gitti. Daha sonra Kayserispor ve Konyaspor beraberlikleri onlar bana göre normal gibi geliyor ki yenseydi hatta Kayseri yenme durumu vardı zaten biliyorsun. Konyaspor'da da baskın oynamıştı. Aslında Adana Demirspor böyle hani yandım bittim kül olduğum durumu yok. Şu an Adana Demirspor kendine geldi ama zaten bence çok çok kötü değildi. Karagümrük maçı dışında. Vallahi şöyle çok çok iyi oyuncular var Nazım abi. Aslında şimdi özellikle Samet Hoca döneminde ve Montella'nın ilk geldiği haftaki o 4-0'lık mağlubiyette şöyle bizim hep eleştirdiğimiz Adana Demirspor şöyleydi. Evet, evet. Yani hani bu kadar iyi oyuncular var. Çok ciddi rakamlar harcandı. Çok ciddi hakikaten PR yapıldı Adana Demirspor. Sadece Türkiye'de değil hakikaten Avrupa'da da çok adımdan söz ettirdi bu transferlerle. Ama şimdi bu transferler içerisinde benim biliyorsunuz çok sevdiğim oyuncu Hasan Bolonga. Yani Kurtis, Hasan Bolonga hakikaten çok çok iyi bir oyuncu abi. Yani geçen sezon Premier Lig'den gelmiş, Middlesbrough'dan gelmiş bir transfer. Şöyle 7 maçta hakikaten 3 gol atmış. Hiç ağzım sanacak gibi değil ve özellikle de Samet Hoca döneminde sonradan oyuna giren bir oyuncuydu. Biliyorsun genelde 70'ten sonra oyun alan bir oyuncuydu. Ama hakikaten şöyle bir şey var. Dünkü maçta da yine çok net bir şekilde abi beğendim oyuncu. Yine sonradan girdi. Yine yedekten girdi ama penaltıdan da golünü kaydetti. Yani Adana Demirspor iyi yolda. Bu transferlerle zaten iyi de olması gerekiyor. Bu bütçeyle de iyi de olması gerekiyor. Yıllar sonra gelen bir özlem vardı. Bu özlemi çok iyi bir şekilde gideriyorlar. Hatta şöyle belki bugün konuğumuz Ali Emre de belki bahseder bilmiyorum ama şimdi iki tane Süper Lig'e çıkmış bir takım. Hatta şöyle Kiresunspor Adana Demirspor'un üzerinde Süper Lig'e çıkmış. Volkan bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Araya gireyim. Altay en son çıktı. Şu an lider. Evet. Aslında oraya da bir bakmak evet, lazım. Evet. Altay en son çıktı. Tabii çok doğru söylüyorsun. Altay da en son çıkanlardan ama baktığınız zaman Süper Lig'e çıkan 3 takımın hakikaten 2 tanesi enfes bir performans sergilemesi. Zaten Altay hakikaten hiç konuşmaya bile gerek yok performansını. Hı-hı. Ama Adana Demirspor'da hakikaten kendini buldu. Yukarıya doğru ivmeleniyor. Gaziantep'e kadar ama kısaca bahsedeceğim. Lazım abi. Yani Gaziantep'e kadar dünkü maçta hakikaten anlaşıldı ki şöyle bir durum var. Ama dünkü maçta izlene kadar o da Adana Demir gibi 7 puan almış. Yani aslında şöyle lig başladı ben sana söyleyeyim 7 hafta oldu doğru mu? Yanlış değilsem. Hı-hı. 7 haftada 7 puan almış. 8 puan almış. Aslında Gaziantep'e karşı az bir puan. Ama dün anlaşıldı ki Gaziantep FK iyi oyun oynamıyor. Ve Gaziantep FK'nın daha önceki almış olduğu o Başakşehir ve Antalya Spor galibiyetleri bence tamamen tesadüften ibaretmiş. Çok ciddi bir şekilde toparlanması gerekiyor. Yani bu oyun sistemiyle Erol Hoca bilmiyorum nasıl düzeltecek bu takım ama ben Gaziantep FK konusunda biraz açıkçası dünkü maçta karamsarlığa kapıldım. Yani çok çok kötü oynadılar. Bu seneki başlangıcı ve kadro yapılanması biliyorsun bahsediyoruz zaten. Geçen senekler gibi değil. Yani bu sene Gaziantep FK aslında biraz böyle heyecansız hani daha az heyecanlı da ya da daha böyle az konsantre başladı lige. Zaten ilk galibiyetini ancak 4. hafta almıştı Antalya Spor maçında. Sonra Başakşehir'de 1-0 yendi ama yendiği maçta hep böyle ızdırap doluydu. Hep böyle sıkıntı doluydu. Yani böyle rahat galibiyetler almadı Gaziantep kulübü. O yüzden kaybettiği maçta da mesela Adana Demirspor maçında dünkü mesela maçta hakikaten şaşırttı. Malatya'ya 2-0 mağlup oldular. Şaşırttı. Bilmiyorum yani Gaziantep FK bu sene çok performans gözükmüyor. Evet maalesef durumlar böyle. Bir de Antalya Yeni Malatya maçı vardı biliyorsun. Yine şöyle ligimizin kısır iki takımı. Yine kısır bir maç oldu. Ben sadece maçın içerisinde özellikle maçın ilk yarısında orta alanda geçen mücadeleyi ben çok beğendim. Hem Malatya takımı adına hem Antalya takımı adına, Antalya Spor adına. Ama şut yok, gol vuruşu yok maalesef. Ligimizde olmayan şeyler. Zaten şöyle bir durum var. Antalya Spor maçını izliyorsan
Açıkçası buradan Antalya Spor taraftarları kızmasın ama Antalya Spor maçını izliyorsan uyumaya mahkumsun maç içerisinde. Yani zevksiz, kısır, hani hakikaten sıfır pozisyon neredeyse. Bir tane atarsak, galip gelebilirsek o ne hala. Ama atamazsak da en azından beraberliği kurtarabiliriz şeyi var. Anlayışı var Antalya Spor takımında. Ve maalesef son iki sezondur da böyle bir Antalya Spor izliyoruz. Bu sezon bakalım. İşte bak, aynı Volkan, aynı şeyi söyleyeceğim. Antalya Spor galip geldiği zaman böyle ızdırapla galip geliyor. Yani rahat galip gelemiyor. O yüzden işte aslında dünkü galibiyetinden sonra hakikaten gerek Hakan abi için, gerek sevgili Fahrettin Kayan için hakikaten söyledik ya, böyle bir serenomiyle onların da hakikaten isimlerini de söyledik katılım sağlarken. Çünkü neden? Antalya Spor'un da yani hakikaten galip gelebileceğini falan düşünebilen çok az insan vardır Nazım abi. Ya böyle de bir enteresan durum içerisindeyiz yani. Volkan'cığım güzel yorumların için teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş konuklarımızı alacağız. Çünkü bugün hakikaten dörtlü bir üçleme yapacağız. Anadolu'daki çeşitli sevdiğimiz dostlarımızla beraber hasret gidereceğiz. Sana çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Beylikdüzü'ne, Büyükçekmece, Beykent'e selamlar. Teşekkür ediyorum. Bizden de selamlar. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olasınız. Evet. Konuğumuz, bugünkü konuğumuz normalde program partneri olan Volkan Yılmaz'ın güzel temennileri, güzel dileklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yavaş yavaş dilerseniz Anadolu turumuza başlayalım. İlk durağımız Bursa olacak. Bursa'dan Metin Yüksek hocamızla beraber Bursa Spor Ankara Gücü maçını değerlendireceğiz. Kendisini geçen hafta almıştık. Ve bazı tespitlerimiz vardı. O tespitlerin de tamamını yakın çıkmış oldu. Metin Hocam, hoş geldiniz üçlememize. Hoş bulduk, günaydın. Günaydınlar, nasılsınız hocam, iyi misiniz? Valla geçen haftadan daha iyi, sizler nasılsınız? Valla geçen hafta biliyorsun, biz bazı tespitlerde bulunmuştuk. Sen de böyle hani, ya gireyim mi, girmeyeyim mi, topa gireyim mi, girmeyeyim mi, biraz böyle sürüncemede kalmıştın ama maalesef tespitler, hani sen de katılıyorsun zaten, o tespitler, Fatih Hoca ile alakalı tespitlerin tamamı doğru çıkmıştı ve görevine son verildi ve Özcan Bizatihi Hoca geldi. Şu an Bursa Spor'da, camiada hava nasıl, senden alabilir miyiz? Valla şöyle, öncelikle herkese, tüm dinleyenlere Bursa'dan selamlar dilerim. Tabii geçen hafta bağlandığımızda iki tane durum vardı. Bir tanesi Samsunspor maçında oynadığımız oyun. Bir tanesi de oynanmasından korktuğumuz oyun. Başımıza gelmesinden korktuğumuz oyundu Sayın Fatih Tekke ile ilgili. Olmadı. Uyuşmayacağı zaten çok bariz bir şekilde belliydi. Bizim için genel anlamda Bursa Spor'un oynadığı oyun çok daha önemliydi galibiyetlerden açıkçası. Ve yönetim de aynı şekilde düşündü ve Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Tabii biz cami olarak yine Fatih Tekke'ye verdiği emekler için teşekkür ederiz. Ama bu sefer Mustafa Er'in ayrılmasından sonra iki hafta kadar bir teknik direktörsüz dönem geçirmiştik. Arada Erzurum maçı oynamıştık. Bu sefer yönetim 41 saat içerisinde herkesi yanılttı. Kimsenin ismini anmadığı, başka hocaların isminin gündemde olduğu bir dönemde aniden Özcan Hoca ile anlaştık. Hatta Özcan Hoca ile anlaşıldığında, şunu açıkça söylemek gerek, ayıp olmasın ama Özcan bizzat kimdir sorusu bizde Google'da en çok yazılan sorulardan biri oldu. Ya Bursa'daki, Bursa'da diyorsun, Google'da en fazla Özcan bizzat sorusu, evet, geldi. Doğru. Evet, evet. Ama ilk bir telaş oldu. Hani çok bilinmediğinden, tanınmadığından ilk bir telaş oldu. Biraz tanıyanlar açıklama yapmaya başladığında, araştırmalar ortaya çıktığında Özcan Hoca bizde açıkçası umut uyandırdı. Evet. Özellikle iki gün önce yerel basına bir röportaj verdi antrenman öncesi. Oradaki konuşması, duruşu Bursa Spor'un hedefleriyle örtüşüyor. Tabii niyetler böyle. Kendisi biliyorsunuz Samet Aybaba döneminde yardımcı olarak Bursa Spor camiasının içinde çalışmıştı zaten. Kendisi de diyor, ben hangi şehre geldiğimi, hedefleri ve beklentileri biliyorum diyor. Ona göre çalışacağını söylüyor. Biz de artık destek olmak zorundayız. Çünkü tabii, tabii. Bursa Spor için şu an için gözüken, dışarıdan bakıldığında gözüken şey ne? İşte sene başı bir türlü yapılanmasını oturtamayan bir takım. Dördüncü hocayla çalışıyor oluyoruz. Kendi içimizden bir hocayı da dahil ettiğimiz zaman. İnşallah bakalım. Bu hafta kardeş geliyor. Bugün onu karşıladık. Kardeş de bugüne kadar Ankara Gücü hiç yenilmedi. Yenilgisiz geliyor. Ümraniye Spor'la beraber ligde yenilgi görmeyen iki takımdan biri.
Onların da tabii ki ait olduğu yer Süper Lig. Onlar da buraya kazanmaya gelecekler. Biz de yeniden başladığımız için, yine yeniden başladığımız için güzel bir futbol oyunuyla 3 puan almak istiyoruz. Şu an için Bursaspor'da kadronun durumu, hangi oyuncuların oynayacağı vesaire ve hangi sistemde oynanacağı hiçbir şey belli değil. Bugün bizim için bir ışık olacak. Asıl beklentimiz de bugünden sonra Bursaspor haftaya bay çekiyor. Ve milli takım arası var. Bir 3 haftalık dönem var. Yeni hocamızla da inşallah daha çok bir uyum sağlanır. Takım onunla vakit geçirdikçe kendini bulur diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi hocam enteresan nokta şurası. Şimdi TFF 1. Lig gerçekten bu sene belki de tarihinin en zor ligini yaşayacak. Şimdi dün de mesela galibiyetler de vardı. Bugünkü maçlar da var baktığımız zaman. Artık skala iyice büyümeye başladı. Yani bir 10 takım, 12 takım. Şu an mesela Ümraniye Spor dışındaki. Ümraniye Spor zaten derler ya aldı başını gitti şu aşamada. Biraz böyle diğerlerinden daha farklı durumda gözüküyor. Ama diğer mesela takımların ikincilik şansı çok fazla gözüküyor. Şimdi Bursa Spor, Ankara Gücü, Eyüp Spor, Tuzla Spor, Kocaeli Spor, Bandırma Spor, düşüşte olan Manisa FK, Gençler Birliği yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Samsun Spor var. Şimdi bu takımların içerisinde Bursa Spor tabii ki de bütçe olarak TFF 1. Lig'in aslında lideri. Ve bunun tek sıkıntısı sahaya yansımamaktı değil mi? Ya aynen öyle. Şu an bir futbol sever olarak, yani futbolu böyle seven biri olarak TFF 1. Lig harika bir lig. Yani kimin kimi nasıl yeneceği hiç belli değil. Her hafta farklı sonuçlar görebiliyoruz. Atıyorum işte Manisa lige çok iyi bir başlangıç yapıp sonradan düşüş yaşayan bir takım oldu. Eyüp o şekilde. Ümraniye'den kimse böyle bir başlangıç beklemiyordu. Bursaspor'dan da böyle bir başlangıç ben bekliyordu. Hariç hocam. Ben hariç. Evet. Şimdi bu noktada Bursaspor olarak tabii bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmaksa bu aradaki puan farkını bu kadar açmamamız gerekiyor. Evet, evet. Puan şart, tabela şart. Ama lig uzun diye gidiyor biliyorsunuz süreç. İnşallah bir toparlanma süreci yaşayıp bu aradaki puan farkını kapatarak biz Süper Lig'e çıkacağımıza hala inanıyoruz. Bizim durumumuzda olan birçok takım var Süper Lig'i hedefleyen. İşte burada önemli olan camialar, taraftarlar. Ben Bursaspor taraftarının açıkçası Bursaspor'u Süper Lig'e taşıyabileceğine inanıyorum. Çok güçlü bir etki yaratacağına da inanıyorum açıkçası. Bugün Ankara Gücü maçında da mesela keşke deplasman yasağı olmasaydı da kardeşlerimiz de bizim stadımızda tezahüratlarını yapsaydı, dinleseydik. Onlar da arkalarına taraftar gücünü alsaydı. Ama bu ligde hangi takımın nasıl ilerleyeceğini bence ligin ikinci yarısı çok daha iyi göreceğiz. Geçen senelere, ondan önceki senelere baktığımız zaman ligin ikinci yarısında toparlanıp çok alt sıralardan üst sıralara kadar çıkan ve Süper Lig'e çıkan takımlar var biliyorsunuz. Bizde de aynı şekilde. Şu an için baktığımız zaman önce bir 6.'yı yakalamamız gerekecek. 6.'yı yakalayacak umudu biraz erken yakalarsak, ilk 2'ye biraz daha erken yakalarsak şampiyonluk için de mücadele vereceğiz inşallah. Şimdi Kayseri'den Fatih Dal demiş ki biz de övmüş, teşekkürler. Abi demiş, sen demiş sezon öncesinde demiştin zaten demiş Ümraniye'yi. Evet, yani Ümraniye şu ana kadar belki de futbol tarihimizde de yavaş yavaş geçecek bir durum var. 7 haftada daha gol yemeden 6 galibiyet 1 beraberlik. Yani çok çok üst düzey performans hocam. Gerçekten öyle. Yani şu an bizim kendi adımıza, hani her takım ister, her taraftar ister, açıkçası bizim kendi takımımızdan beklediğimiz sonuçları Ümraniye aldı. Bravo. Yani evet. Burada tebrik etmek lazım. Oradaki yönetimini de, teknik ekibini de, oyuncularını da tebrik etmek lazım. Şu ana kadar Ümraniye Spor maçlarında da yok işte Ümraniye kayrıldı, yok işte hakkı yendi rakiplerinde bir şey yok. Adamlar çıktılar ve oynuyorlar. Zaten burada rakibe saygı çok önemli. Adı ne olursa olsun, kulüplerin geçmişi ne olursa olsun her takım kendi camiası içerisinde değerlidir. Biz de bu ligin değerli takımlarından biriyiz. İnşallah Ümraniye Spor'u da yeneriz, onları da geçeriz. Yani herkesin beklentisi bu noktada olmalı. Herkes birbirine saygı duyarak bu yarışı sürdürürsek hak edinin de Süper Lig'e çıkmasını istemeliyiz, temenni etmeliyiz. Yani evet. Şimdi hocam enteresan nokta şurası, TFF 1. Lig özelinde konuşuyorum. Bu ligde bütçe, popülerlik, şan şöhret geçmiyor. Bu ligde sahaya düşen sonuçlar daha fazla etkili. Evet, Ümraniye Spor bu aşamada hakikaten daha farklı noktada ama dün Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor hocasının, Erkan Hoca'nın bir açıklaması vardı. Dedi ki yetti artık bu maddiyat noktasında. Son defa dedi antrenmanlara çıktık. Eğer ödeme yapılmazsa antrenman boykotu başlayacak gibi bir şey söyledi ama zaten Erzurum Spor'da tam böyle yol almaya başlamıştı gemisi. Bir anda bu durum etkiler mi sizce? Vallahi çok etkiler.
Yani bizim 3 yıldır ligden çıkamama sebeplerimizden bir tanesi de budur. Hmm. Yönetimlerin belli bir noktaya kadar ödemeleri yapıyorlar. Belli bir noktadan sonra artık ödemelerde bir sıkıntı yaşadığı zaman futbolcuların takım olarak mutlaka motivasyonu düşüyor. Özellikle bünyesinde barındırdığı yabancı futbolcu hiç maneviyata falan bakmıyor, hedefe bakmıyor, parasına bakıyor. Paralar yatırılmadığı zaman futbolcuların performansının düştüğünü hepimiz biliyoruz. Evet. İşte ligin ikinci yarısında da genelde bu çok oluyor. Bizim de aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda ödeme sıkıntılarımız çok oldu. Primlerde bile, bırakın maaşlarda, primlerde bile çok oldu. Ama inşallah yeni yönetimimiz şu an bu konularla ilgili hiçbir sıkıntı yaratmadı. Bundan sonra da yaratmayacağını inanıyoruz. Futbolcularımızın camiayı da yeni geldiler. Çoğu da yeni geldi. Türkler, Türk olan oyuncular zaten az çok biliyorlar bizim hedeflerimizi. Yabancılar da bunu kavradıkça hedeflere daha hırslı koşacaktır. Para burada çok kilittir yani. Para konusu çok önemli. Evet, ödemeler önemli. Hocam bu arada biraz da isterseniz fikstüre bakalım. Şimdi Bursaspor'un fikstürü aslında. Hocam bir 10 saniye reklamımız varmış. Hemen hatta kalın isterseniz. Tabii. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Konuğumuz Bursaspor spor yazarı Metin hocamız. Metin hocam, fikstürden bahsetmiştik. Fikstürde şöyle bir avantaj var. Kasım ayına kadar gördüğümüz takdirde. Şimdi Ankara Gücü maçımız var. Daha sonra Boluspor'la yine içeride oynuyoruz. Deplasman'da hemen komşularımızdan bir tanesi Balıkesirspor ve daha sonra da içeride Keçiören Gücü maçı var. Yani 4 maçı 3'ü Bursa'da, bir tanesi Bursa'nın hemen komşusu. Yani bu aslında 4 maçta 4 galibiyet alınmasıyla beraber bir şampiyonluk hedefi, şampiyonluk havasına girebilir mi acaba takım? Ya bizim Bursa camiası gerçekten şöyle bir handikap yaşıyor. Yani mesela Samsunspor maçında çok iyi bir oyun oynadık. İyi de bir skor aldık. Hemen umutlarımız tazelendi ve şampiyonluk hesapları yaptık. Peşine Tuzla'da berabere kaldık. Hemen morallerimiz bozuldu. Bu takımla olmaz. Yani bizde biraz duygular yukarıda yaşandı. Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Elbette ki dediğim gibi Ankara Gücü maçından sonraki bay haftamız ve milli arayla beraber 3 haftalık bir süreç geçecek. Yeni hocamız oynatmak istediği sistemi eğer 3 haftalık bir kamp dönemi gibi, sene başı kamp dönemi gibi oturtabilirse daha sonra dediğiniz gibi Boluspor olsun, işte Balıkesir olsun, Keçiören olsun bu 3 maçtan, bugünkü hariç bu 3 maçtan güzel bir başlangıç yapabilirsek, 9 puanı toplayabilirsek Kocaeli deplasmanı olsun daha moralli gideriz. İşte İstanbul'u evimizde daha moralli ağırlarız. Gençler Birliği deplasmanında daha moralli oynarız. Yani burada her şey puanla, tabelayla alakalı. Bütün takımlar için, bütün camialar için geçerli bu. Şu an Ümraniye Spor maç kaybedebilir mi? Edebilir. Moralleri bozulur mu? Hayır. Ama ikinci bir maç kaybederse işler değişir. Evet, aynı şekilde Bursa'da şimdi bir 3 puan aldığında işler biraz düzelir. İkinci kez bir 3 puan aldığında biraz daha özgüven gelir takıma. Tabii ki ardı ardına alacak puanlar ve rakiplerin puan kayıpları hemen hesap kitap defterini ortaya açtıracaktır. Ama benim dediğim gibi ligin ilk yarısından ziyade ben ligin ikinci yarısının daha belirli olacağını düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz ve her zaman söylüyoruz. Dünyanın en zor ve en zevkli ligi. Buradan çıkanlar zaten aslında güzel güzel yollar alıyorlar. Geçen sene biz Altay'dan çok bahsetmiştik. Tabii ki Demirspor'dan bahsetmiştik ve Giresunspor vardı ama Giresunspor toplama takım hüviyetinde olunca bir anda çok daha farklı noktada. Bakalım inşallah herkes hak ettiğini alır. Hocam son bir sözünüz var mıdır Bursaspor'la alakalı? Valla tüm futbol severlere tuttukları takım adına başarılar dilerim. Biz de kardeş Ankara Gücü'yle maç yapacağımız için çok mutluyuz. Ankara Gücü'ne de, Bursaspor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. İnşallah Metin Yüksek Hocam. Bursa'ya selamlar, saygılar, görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Evet, gerçekten de güzel bir bağlantı oldu. Bir dakika sonra ondan sonra. Tamam, güzel bir bağlantımız oldu. Evet, çünkü TFF birincilik her zaman söylüyoruz. Dünyanın en zor ve en zevkli ligi. Hakikaten de bu seneki hedefe oynayan takımların da sayısının fazlalığı bu ligin cazibesini daha da fazla arttırmaya başladı. Evet, Ümraniye Spor bir parça şu aşamada önde ama daha şu an 7. haftalardayız. Lig çok daha uzun bir maraton. Bildiğimiz üzere çeşitli aralar var. Ekim ayında ve Kasım ayının başlangıçlarında milli aralarımız var. Artı bay geçen bazı haftalar oluyor 19 takımda olduğu için. Bundan dolayı bu ligdeki çekişme çok daha farklı olacaktır. Zaten ikinci yarılar
kadar daha da fazla etmen olacaktır. Evet, Metin Yüksek hocamızın bahsettiği gibi, bizim de bahsettiğimiz gibi maddi durumlar çok daha fazla etken olacaktır. Zaten ligin seyri seferini ikinci yarılar çok daha etkin bir şekilde belirliyor ama tabii ilk yarıda da siz ilk sezonda, sezonun ilk yarısında da alabildiğiniz kadar puanla alıp kendinizi yukarıda tutmanız gerekiyor. Bunu da şu ana kadar Ümraniyespor başarmış vaziyette. Diğer tarafta ise evet, Erzurumspor kazanmaya başladı. Erzurumspor bu ligin zaten her zaman için favorilerinden. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor. Sadece Süper Lig'de çok böyle etkin oyununu oynayamıyor ama TFF 1. Lig için baktığımız zaman Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor her zaman için etkin bir durumda. Onun yanında Ankara takımlarının yükselişini görüyoruz. Ankara Gücü ve Gençler Birliği gerçekten de sezona kötü başladılar ama yavaş yavaş toparlanma trendine girmeye başladılar. Zaten Ankara Gücü şu aşamada 3. sırada 12 puanda ve diğer İstanbul takımlarına baktığımız zaman da Eyüpspor, o da çok flaş başlamıştı ama yavaş o da bir düşme trendine girmeye başladı. Kendi evinde en son Erzurumspor'a mağlup oldu. Baktığımız zaman Tuzlaspor'da mağlubiyetler görüyorum ve İstanbulspor aslında her zaman için bu ligin de her zaman zirveye oynayan, tepeye oynayan takımdan bir tanesiydi ama baktığımız zaman bu sene çok da fazla etkin olamıyor İstanbulspor. Göreceğiz ve diğer takımlara baktığımız zaman da kim mesela Manisa FK, aslında Manisa FK çok flaş başlamıştı. Aynı Eyüpspor gibi. Ve Manisa FK'da son 3 hafta düşüş var. Aslında beklenmeyen bir performans. Ki insanlar Manisa FK'dan daha farklı bir performans bekliyordu ama şaşırttı. Ve Kocaelispor'un da yükselmesini görüyoruz. Kocaelispor'da son 2 maç o da derler ya, yavaş yavaş kadronun oturmasını görüyoruz. Kocaelispor'da yükselmeye başladı. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aramızdan sonra üçleme kaldığı yerden konuklarla beraber devam ediyor. Üçlemeden tekrar merhabalar. Kısa bir aramızdan sonra üçleme programımız kaldığı yerden Radyo Spor mikrofonlarında kaldığı yerden aynı hızla, aynı heyecanla, aynı güzellikle devam ediyor. Şimdi isterseniz bir Denizli'ye uzanalım. Deniz'den Şafak Karataş'la görüşeceğiz. Şafak Hocam, hoş geldiniz üçlememize. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle keyifler nasıl, onu soralım. Vallahi tabii keyifler bildiğiniz üzere dönmenin eşeğinden dönen bir Denizli Spor var Denizli'mizde maalesef. Daha önce de konuşmuştuk. Hı-hı. Bir miktar bir sahipsiz bir dönem geçti. Daha önce de söylediğim gibi bir yatırımcının alma durumu vardı. Yalnız Denizli'nin önde gelenleri tarafından onaylanmadı maalesef. Bir kongreler fırtınası oldu diyebilirim açıkçası. Ve çok geç bir yönetim kuruldu. Çok da geç ama kaliteli olduğuna inandığım bir takım kuruldu. Sizin de bildiğiniz üzere. Hı-hı. Çünkü ilk iki hafta maalesef altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldık maçlara. Ama tabii güzel bir takım kurulduğuna inanıyoruz. Ama çok geç kurulan bir takım. Form durumu tabii ki takdir edeceğiniz üzere çok zayıf şu anda. Böyle bir durum var Denizli'mizde. Vallahi ben evet, Denizli'yi hem senin sayende hem de değerli takipçiler sayesinde güzel bir şekilde görüyoruz, biliyoruz. Başlangıçta üzülmüştük. Denizlispor hakikaten de çok sıkıntılı geçen dönemden sonra çok sıkıntılı başlamıştı ama şimdi Denizlispor yavaş yavaş oturmaya başladı gibi, yeni başkan geldi. Evet, ilk 3 maç hakikaten de 3 mağlubiyetle ama daha sonra kurulan kadroya baktığımız zaman da Şafak Hocam, yani tabiri caizse Süper Lig'in orta sıralarında oynayabilecek bir kadro kuruldu sanki Denizlispor'da. Tabii yani hani bir amiyane bir tabir vardır. Hani deve dişi gibi bir takım denir ya. Hı hı. Bazen. Yani öyle bir takım var. Tabii şöyle de bir durum var. Yalnız sezon başı kampı geçirmediği için bu takım birlikte. Bravo. Yani form tutması biraz zaman alacak bu takımın. Form tutması biraz zaman alacak ama izlediğiniz maçlarda işte Eyüp maçı olsun, Adana maçı olsun. Burada da tabii rakip takımlar ne kadar hazır olsa da, ne kadar diri olsa da, bireysel ayakların, bireysel yeteneklerin nasıl fark yarattığını çok önemli bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Özellikle Aysat ve Ömer Şişmanoğlu'nun takıma katkısı çok net bir şekilde belli oldu. Eski kalecimiz Adam Stokoyan gelmesi
çok ciddi anlamda takıma çok büyük bir güç kattı. Defansa güven verdi. Ama tabii bu sene, bu sezon Denizlispor'un ana hedefi ligde kalmak. Aslında ligde kalmak. Aslında tabii ligde kalmak güzel bir durum ama sanki böyle kurulan kadro bana ligden kalmaktan ziyade bir playoff'u zorla gibi geliyor. Şöyle bir planlama yapıldığını söyleyebilirim Denizlispor özelinde. Şimdi tabii Denizlispor'un önümüzdeki transfer dönemlerinde gelecek olan çok büyük transfer yasakları var. Tabii yani geçmiş yabancı oyuncu alacaklarından başta Neville Subotic olmak üzere bununla ilgili bir planlama yapıldı aslında. Sözleşmelerin birçoğu 2+1 olarak yapıldı oyuncularla. Yani bu aslında bir senenin de hazırlığı. Ama tabii takım erken form bulur, erken tempo yakalar. İşte şu anki mevcut teknik direktör başarılı olursa tabii farklı hedeflerde konuşulabilir ama şu anda benim gördüğüm en zayıf halka açıkçası hoca, yani teknik direktörün hani bu takımı yönetimi konusunda ne kadar yeterli olduğunu zaman içinde göreceğiz. Biliyorsunuz Ferhat Gülpınar'la anlaşma yaptı yönetim. Hı hı. Tabii böyle bir takımın ağırlığını bu genç hocanın kaldırıp kaldıramayacağı gerçekten kafalarda soru işareti. Çünkü bizim Denizli'mizde kendi değerlerimiz, kendi futbol akıllarımız olmasına rağmen yönetim böyle bir tercihte bulundu. Bakalım, yani biz hocanın başarılı olmasını isteriz tabii ki ama orada bir kafada soru işaretleri var açıkçası. Benim bildiğim kadarıyla da Serhat Gülpınar hocamız da galiba ilk defa TFF1'de çalışıyor. Genelde hep 2'de ve 3'de çalışmıştı, öyle hatırlıyorum. Doğrudur, doğrudur. Kendisi yani 2'den 1'e Afyonspor'u çıkaran teknik direktör. Evet. Ama tabii biliyorsunuz TFF 1. lig çok zor bir lig, çok tecrübe gerektiren bir lig. Demin de bahsettiğiniz gibi yani belki 11-12 takım Süper Lig hedefi diyor evet, bu ligde. Evet. Yani çok ciddi yatırım yapılmış takımlar var. Yani bizim takımımız da olmak üzere. Yani burada çok ciddi hani kafalarda soru işareti var ama tabii önümüzdeki maçlar nasıl olacak? Özellikle bu önümüzdeki milli takım arasından sonra artık hani taraftarın beklentisi yüksek hocadan. Onu belirteyim. Evet, aslında ben şöyle bir tespitim vardı. Şimdi Denizlispor, ben şey maçını seyrettim. Eyüp Spor maçını seyretmiştim. Ve hani kazanmaya yönelik oynadı. Çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama kazanmaya yönelik oynadı ve gitti. Eyüp'ü kendi evinde yenmişti ve ilk mağlubiyeti tattırmıştı. Belki de 40-45-50 maç sonra. Gerçekten de iyi bir başarıydı. Sonra geldi Adana'yı yendi. Kamuoyunda ve bende şöyle beklenti oluştu. Dedik tamam, Denizlispor oturdu. Bundan sonra zaten yavaş yavaş artık yukarı doğru hedefler. Hatta geçen hafta şimdi Volkan Yılmaz rahatsız. Altın Ordu Denizlispor maçı için dediğimiz zaman demişti ki sonucu belli maç demişti ama tabii burası TFF 1. lig. TFF 1. ligde maçların skorlarını tahmin etmek çok çok zor. 1-0 öne geçtiği maçta Altın Ordu'yu son saniye golüyle mağlup oldu ve hakikaten de beklentileri şaşırttı. Ben size şöyle izahat yapmak isterim bu maçlarla ilgili olarak. Şimdi tabii ki Eyüp Spor, Adana Spor galibiyetleri önemli. Ancak maçları genel anlamda 90 dakika izlediğimiz zaman takımın kondisyon eksikliği gerçekten sahada kendini belli ediyor. Evet. Mağlubiyetler, bu galibiyetler kesinlikle önemli. Ancak bireysel yeteneklerle atılmış gollerle galip gelindi. Yani oyun anlamında böyle inanılmaz ofansif, inanılmaz yırtıcı, görmeyi yani topa çok sahip olan, görmeyi istediğimiz bir Denizlispor yoktu sahada. Yok, evet doğru. Hazır olmadığı için takım. Ama tabii bireysel yeteneklerle goller atıldı. Altın Ordu maçına gelince de açıkçası yani benim beklediğim bir skordu. Yani Denizlispor'u yıllardan beri takip ettiğim için yani Altın Ordu'ya takımına karşı yani şampiyon olduğumuz sene bile çok zor yendiğimiz bir takım. Çok genç. Belalısı mı? Evet, öyle diyebiliriz. Bir de takdir edersiniz çok genç ağırlıklı. İki tane Recep Aydın gibi, Ahmet İlhan Özek gibi iki tane abisi başında abiler, olan. Evet. Zımba gibi bir takım. Onu söyleyeyim, onu ifade edeyim. Ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum ben açıkçası Altın Ordu takımının. Evet. Yani tellerinin 10 kişi kalmalarına rağmen tellerinin son damlarına kadar mücadele ettiler ve maçı kazanmayı bildiler. Ben hani buradan da kendilerini tebrik ediyorum. İşte bu maçtan tabii çıkarılması gereken çok büyük dersler var. Umarım Denizlispor teknik heyeti bunun önlemlerini alır. Oyuncular daha iyi konsantre olurlar, daha iyi çalışırlar. Yani almamız gereken çok yol var. Yarın da zorlu bir müsabaka var. Yine şampiyonluk adaylarından ve geçen sene gol farkıyla lige çıkamayan Samsunspor'la oynayacak Denizlispor.
Evet, evet, evet. Tabii şimdi baktığımız zaman biliyorsunuz Samsun Spor takımı sahibi olan bir takım. Evet. Maddi sıkıntısı olmayan bir takım. Çok ciddi yatırım yapmış bir takım. Tabii bu takıma karşı çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Çok doğru oynamamız gerekiyor. Yani ben de sizler gibi yarınki maçı heyecanla bekliyorum açıkçası. Yani sonucu tabii ki Samsun Spor favori ama kadro kalitemize güveniyorum. Ben de Deniz Spor'un bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Şayet evet. Ömer Şişmanoğlu gol atarsa maçı kazanan Deniz Spor olur diye ben de düşünüyorum. Şafak yani sadece Ömer Şişmanoğlu'ndan ziyade yani evet. Biliyorsunuz Muğdat Çelik'i de aldık biz. Evet yani evet. Çok aynen. Önemli bir oyuncu. Yani hani bunun yanında Kevin diye bir yabancı santraforumuz daha var. O da idman temposunu yakalamaya çalışıyor şu anda. O da hazır değil. Baktığımız zaman yani kadro kalitemiz ve derinliğimiz ciddi anlamda üst sıraları zorlayacak. Evet evet. Ancak dediğim gibi çok geç kaldı bazı şeylere. Çok geç kuruldu bu takım. O yüzden en az 3-4 hafta da bence tam hazır o duruma gelemeyebilir bu takımımız. Tabii biliyorsunuz şöyle bir şey de var. Yani hani yokluklar içinde mücadele eden bir kulübüz maalesef yıllardan beri. Önemli olan yani bu kadroyu kurduktan sonra önemli olan hani maaşların da primlerin de zamanında ödenmesi. Şu ana kadar ödemeler düzgün yapılıyor. Ama tabii ileride ödeme sorunu yaşarsak biliyorsunuz yabancı oyuncular direkt aldıkları paraya bakarlar. Yani bu Türkiye'nin her takımında böyledir. O yüzden umarım ödemede de problem çıkmaz. İnşallah kazası belası bir şekilde bu sezonu geçiririz. İnşallah diyelim. Teşekkürler Şafak Karataş. Denizli'ye, Deniz Spor'la alakalı güzel bilgiler verdiniz. Sizleri inşallah ara ara tekrar rahatsız edeceğiz. Bekliyoruz. Şahsen de bekliyoruz. Deniz'de sizi ağırlamaktan onur duyarız. İnşallah çok teşekkürler. Görüşmeyi de Deniz'de yaparsınız. Geleceğiz. Teşekkürler. Geleceğiz. Çok selamlar, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet, baktığımız zaman güzel bilgiler aldık Denizli Spor'la alakalı. İsterseniz kısa bir reklamımız var. Kısa bir aradan sonra sohbetimiz İzmir'e doğru yol alsın bakalım. Üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. İsterseniz birkaç tane mesajımız var. Mesajlarımızdan sonra konumuzla beraber sohbetimizi başlayacağız. Metin Eşitmez demiş ki kocaman bir haftadan sonra tekrar sizi duymak ilaç gibi geliyor demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız. Cüneyt Imrak'tan bir mesaj var. Selam Radyo Spor ve Üçleme ailesi. Ben demiş İzmir'den Cüneyt Imrak. 3 maçım var. Kayseri Spor galibiyeti. Fenerbahçe galibiyeti ve Ankara Gücü galibiyeti demiş. Kolay gelsin demiş abilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız. Baktığımız zaman da Murat Tangay'dan selamlar var. Teşekkürler ediyoruz kendilerine. Süleyman Kahraman'dan yine her zamanki gibi çok güzel mesajlar var. Bir elma bahçesinden fotoğraflar göndermiş bize. Şu anda çalışması devam ediyormuş. Akhisar'dan değerli dostumuz Süleyman Kahraman. Evet, şimdi İzmir'de uzanacağız. Göztepe'den spor yazarı Yenal Ulusoy attığımızda. Yenal Hocam, hoş geldiniz düşlememize. Hoş bulduk Nazım Hocam. İyi yayınlar, İzmir'den selamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olasınız. Önce hemen soralım, keyifler nasıl? Valla Göztepe kötü olunca keyifler de çok iyi olmuyor işin açıkçası. Aslında her takımın taraftarı için böyle bir durum var. Peki ben hemen şunu sorayım. Göztepe'de bu sene bir keyifsizlik hali söz konusu. Nedir bu keyifsizliğin temel sebebi? Ya şöyle, aslında bizi diğer takımlardan ayıran önemli bir faktör var. Yani biz maddi sıkıntılar yaşayan bir kulüp değiliz. Evet. Stadyum hamlesi, tesis hamlesiyle bunları da aşmış bir kulübüz. Biz de sistemsel bazı problemler olduğunu düşünüyorum. Ben bunun da ligin başında olmasının aslında bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani şöyle bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha lige daha çok uzun haftalar var. İçeride çözülmeyecek problemler yok. Biz bunları çözersek sahip ilerleyen dönemde şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani ligi çok daha iyi yerlerde tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir de ligin daha çok başıyla kastım şu. Geçen sene 7. haftalarda ben baktım dün özellikle puan durumuna. Geçen sene 7. haftada Rizespor, Kasımpaşa, Başakşehir 5. 6. 7. sırayı paylaşıyorlar. Bu takımlar lig sonunda küme düşme mücadelesi vardı. Siz de biliyorsunuz.
Evet. Yani ligin daha çok başı. Biraz toplayacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Evet. Yalnız bu sene tabii farklı olmayan taraf şu oldu. Ligin erken haftalarında hoca ile yollar ayrıldı. Ünal Karaman'la yollar ayrıldı. Ve yabancı bir teknik adam Nestor El Maestro ile beraber anlaşıldı. Hocadan kariyerine baktığımız zaman da taraftar açıkçası biraz böyle beklentiyi yüksek tuttu gibi geliyor bana ama hocadaki gördüğümüz performans veya gördüğümüz sağ kenarında daha sakin bir mizacı var ama bizim gördüğümüz videolarda çok daha böyle aktif, çok daha böyle derler ya daha böyle ısırgan bir hoca gibi gözüküyor. Gördük ama sağ kenarında daha böyle sakin gözüküyor. Ne dersin? Katılır mısın? Şimdi şöyle, daha çok yeni hoca da daha 3 maç çıktı bizle. Hı hı. Tabii ki Göztepe taraftarı çok coşkulu bir taraftar. Sağ kenarında da işte Türkiye'de Yılmaz Vural örneği olduğu gibi hocalar istiyor. İnşallah diyorum yani Arap atı gibi sonradan ısılır derler ya. İnşallah hocamız da öyle olur. Taraftarın coşkusuna ortak olur. Çünkü gerçekten futbol coşku oyunu, motivasyon oyunu. Evet. Hoca da buna uyarsa zaten biz ilerleyen zamanda daha iyi oluruz hocam. Evet. Çünkü hakikaten kendisinden beklenti yüksek ve enteresan bazı durumları da var. Mesela Spartak Tırnava'yı şampiyon yapması, hakikaten kariyerinde çok daha farklı bir noktaya getirmesi. Yaşı çok genç. Bir de bizim takımımızda Göztepe'de baktığımız zaman da yerli oyuncular biraz daha baskın gözüküyor değil mi? Takım kadrosunda ya da mesela takım oyunun noktasında. Ya şöyle bir şey var. Dedim ya konuşmanın başında, biz maddi sıkıntısı olmayan, tesisleşme sorununu aşmış, taraftarı olan Türkiye'nin en büyük camialarından biriyiz. Takım şu anda bu şekilde gidiyorsa aslında olayın içinde başka sistemde bir problem olduğunu, hı hı, mutlaka başkanımız, yöneticilerimizin görmesi lazım. Şimdi yerli futbolcular tabii ki daha baskın. Çünkü yıllardır bu takımda oynuyorlar. İşte yıllardan beri bu takımın içinde olan Soner var, Berkan var, Halil zaten bu takımın altyapısından yetişti geldi. Bu futbolcuların takımda baskın olması çok doğal. Ama bu baskınlık takımı kötü mü etkiliyor? Takımın şu anki kötü olmasının sonuçlarından biri, sebeplerinden biri mi? Bunların araştırılması lazım. Şimdi hoca, bizde maalesef kötü bir huy var Göztepe'de. Kötü sonuçlar her zaman için hocaya fatura ediliyor. Son dönemde bu özellikle çok daha sık oldu. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Aynı şeyi tekrarlayıp farklı sonuçlar almak imkansız. Biz sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz. Şimdi El Maestro'a geldi. Kötü sonuç aldık diye onu yollayıp başka birisini getirmek çok mantıklı. Biz sorunun asıl kaynağını bulmamız gerekiyor. Nedir asıl kaynak? Yerli futbolcular ağır basıyor. Takım içinde mi bir dengesizlik, bir huzursuzluk yaratılıyor? Ya da yönetim kanadında mı bir şeyler var? Bunların net çözümleri baştan Sepil'di. Sepil bunların kaynağını bulup ona göre çözüm üretecek. Evet, baktığımız zaman da peki bu sene mesela sene başında yapılan transferlerin aslında taraftarlar mutluydu. Yani gelen oyuncuların potansiyelin yüksek olduğu gözlemlenmişti ve takımda şöyle bir durum, hava da vardı. Baktığımız zaman tamam, Göztepe bu sene genç, dinamik, hareketli ve gelecek vadeden oyuncuları bünyesini toparladı yabancı oyuncu olarak ve bu sene artık hedef çok daha farklı olacak gibi gözüküyordu ama tabii bu sonuçlar sahaya yansımadı. Nazım hocam, ben sorunun çok da futbolcu kaynaklı olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Hı hı. Neden düşünmüyorum? Biz yıllardır kendi takımlarında başarılı olmuş, kendi ülkelerinde başarılı olmuş oyuncular alıp getiriyoruz. Ve bu oyunculardan neredeyse sıfır katkı alıyoruz. Maalesef. Maalesef öyle oluyor. Yani bu sürekli sıfır bir döngüye döndü. Sürekli oyuncu transfer ediyoruz. Her transfer ettiğiniz oyuncu kendi ülkesinde, kendi takımında başarılı olmuş. Taraftarda heyecanı yol açıyor. Ama buraya geldiği zaman hiçbir katkı vermeden gidiyor. Yani bunun çok basit örnekleri var. İşte Dilerme. Malatya Spor'dan Trabzonspor'a transfer oldu. Türkiye'nin en iyi 10 numaralarından biriydi. Hiçbir katkı vermeden gitti. Evet. Bundan önce gelen yabancılar, bu seneki yabancılar takıma doğru düzgün katkı vermiyorsa gerçekten sorunun kaynağı futbolcu kökenli ya da transfer kökenli değildir. Sistemde bir problem var. Sistemde bir sorun var. Biz yıllardır bunu, çünkü Göztepe camiası olarak Türkiye'nin en büyük camiası bana göre.
Bu kadar büyük bir camianın hedefinin çok daha yukarıları olması gerekirken biz neden her sene orta sıralardayız ya da düşmeye oynuyoruz? Çünkü her şey var ortada. Sadece başarı olması gerekiyor. Başarıya giden yolda sistemi düzeltirseniz futbolcu şimdi Hatayspor Enfanza'yı aldı. Bakıyorsunuz kim tanıyordu? Hangi taraftarı heyecanlandırdı futbolcu geldiği zaman? Ama Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Futbolcunun heyecanlandırmasından öte sistemin içine kalibre olacak oyuncuyu bulabilirsek o oyuncu zaten sistemin içinde büyüyor. Biz onu yapamıyoruz şu anda. Evet. Bir de bence Yani hocam şöyle bir durum var. Bu aslında maddiyatla da bence direktman bağlantılı değil. Neden dersiniz? Şimdi zaten Altay'a bakıyorsunuz. Altay Süper Lig'in en az bütçeli kulübü. Ama şu an mesela zirvede. Ve aldığı yabancı oyunculara bakıyorsunuz mesela. Dün de mesela Mustafa Hoca da bahsetti. Kılı kırk yarılmış vaziyette ve resmen hani böyle derler ya dipten çıkartılmış muazzam oyuncular. Yani mesela bir Karam Moko Bamba biliyorsunuz. Hakikaten de fark yarattı. Şimdi o oyuncu hangi Süper Lig takımına giderse gitsin ya alınmazdı ya da taraftar derdi ki bu çöp niye aldınız bunu diye yönetimi eleştiri yağmuruna tutardı. Evet. Yani biraz daha maddiyat veya futbolcu bazlı değil sistem bazlı düşünmek gerekiyor. Göztepe'nin bu kadar elinde imkanı varken başarısız olmasının temel sebepleri altyapı yetersizliğidir. Temel sebepleri kulübün hala bir sistem içine oturtulmamış olmasıdır. Yani şimdi biz altyapıdan oyuncu çıkartamıyoruz. Neden? Altyapı tesisimiz yok. Evet. Yani koskoca Göztepe Kulübü'nün altyapı tesisi yok. Neden yok? Şimdi İzmir'deki bütün kulüplerin kendi altyapı tesisi var. Var. Biz eğer öz kaynaklarımıza dönebilsek o taraftarın hırslı, tempolu, istekli oyuncuları zaten altyapımızdan çıkıp yukarıya çıkacak. Şu an nerede altyapı oyuncuları, altyapı tesisleri nerede şu an antrenmanlarını yapıyorlar? Yani bir kısmı Narlıdere Ali Altınar'da çalışıyor. Bir kısmı Balçova sahasında çalışıyor. Daha ufaklar halı sahalarda çalışıyor. Bölük pörçük. Tabii bölük pörçük çünkü bir tesisimiz yok. Bu şimdi sadece bunu Göztepe Kulübü'ne başkana bağlamak da olmaz. Bu İzmir'in ileri gelenlerinin de çok büyük bir ayıbıdır. Aslında yani belediyeler, bazı belediyelerin bir yer verme durumu vardı değil mi? Daha sonra onlar tabii seçimlerde değişince bazı durumlarda da değişir galiba. Ve Göztepe'nin de altyapı tesis hamlesi biraz böyle havada kaldı. Yani Torbalı Belediyesi bize bir yer verecekti. Evet. Başkan seçimi kaybetti. Yeni gelen başkan problem çıkarttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ben bu işi çözeceğim size kesin bir yer vereceğim dedi. O problem çıkarttı. Daha sonra yapamadı. Yani bunun gibi bir sürü örneği var. Şimdi belediyelerin İzmir'in ileri gelenlerinin Göztepe Kulübü'ne bir yer gösterememesi, bir yer verememesi kadar ayıp bir şey yok. Evet. Çünkü İzmir halkı aydın demokrat bir halk. Hep aydın demokrat insanları yerel yönetimlerinin başına getiriyor. Bu insanlar kendi öz takımlarına yardımcı olmuyorsa, tam prosedürler vardır. Belki engel oluyordur. İşte yer veremiyordur, arazi veremiyordur. İyi de kardeşim kiralayın o zaman. Deyin ki şu kadar süre kiraladık biz size. Mülkünü vermeyin. Belediyelerin bu yetkileri var. Yani bu sorunların temel kaynağı aslında Mehmet Stepil değil. Mehmet Stepil İzmir'de çok yalnızlaştırıldı. Zaten İhan Hocam biz tabii şey görüşüyoruz. Talat Başkan'la veya diğer insanlarla görüşüyoruz. Zaten söyledikleri aslında birkaç cümleden bir tanesi bu. Yani biz baktığımız zaman da destek noktasında çok yalnızız diyorlar. Kendimizi yalnız hissediyoruz diyorlar. Yani hem yerel kaynaklardan hem hükümet kaynaklarından hep diyorlar yalnız kalıyoruz. Ve böyle olunca da iş sadece Mehmet Sepil'in omuzlarına kalıyormuş gibi gözüküyor. Zaten öyle oluyor. Ve Mehmet Sepil'in de bu kadar ağır yükün altında hata yapması kadar doğal bir şey yok. Evet. Çünkü her şey onun üzerinde. Koskoca bir şehrin en büyük kulübünü yönetiyorsunuz ama şehrin, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrinin dinamikleri sizi tamamen yalnız bırakmış. Yani daha ne yapabilir ki? Tesis yaptı, stat yaptı, takımı Süper Lig'e çıkarttı. Bir zahmet bir altyapı içinde bir yer verin yani yerel yönetimler.
Evet, aslında baktığımız zaman da stadyumun da hikayesi başlı başına bir kitap olabilecek bir hikaye, ama artık onu burada değinmeyelim çünkü başka şeyden bahsedelim. Evet, Göztepe'nin peki bugünkü maçından bahsedelim. Galatasaray maçıyla Göztepe haftayı kapatacak. Zor maç, zorlu maç. Ne düşünüyorsunuz? Göztepe'nin olduğu her yerde umut vardır Nazım Hocam. Biz yani hep o umudun içindeyiz. Ben bugün kazanacağımızı düşünüyorum. Futbolcuların geçen haftaki hem kötü oyun hem mağlubiyetten sonra kendini toparlayacaklarına inanıyorum. En azından bir tepki vereceklerine inanıyorum futbolcuların. Galatasaray da zor durumda. Galatasaray da kötü gidiyor. Çok zor durumda, evet. Çok zor durumda. Galatasaray için de bir dönüm maçı bu. Ama yani Galatasaray'ın durumu bizi çok ilgilendirmiyor işin açıkçası. Hı hı. Göztepe bugün bence oradan 3 puanla dönecek. En azından futbolcular kendi içlerinde bunun muhasebesini mutlaka yapmışlardır. Eğer ki bugün kötü bir sonuç alınırsa Göztepe açısından içler biraz tabii daha karışır. Ama bu demek değildir. Göztepe taraftarı her zaman takımının yanında. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Siz de Göztepe'sizsiniz. Evet. Amatör kümelere kadar takımını desteklemiş bir taraftar topluluğundan bahsediyoruz burada. Evet. Camia her zaman kenetlenir. Bizim camiamız hiçbir zaman takımını yalnız bırakmaz. Göztepe adım gibi eminim ki bu sezonu çok rahat geçirecek. Bakmayın kötü başladık, kötü gidiyoruz. Ama o yanlışlar düzeltildikten sonra takım çok daha iyi yerlere gelecek. Bugünkü maçtan inşallah 3 puan alırız diye düşünüyorum ben. Bu arada diğer bir Göztepe'li dostumuz Yusuf Tasmacı selamları var. O da çok selam söyleyin Yusuf kardeşim. Evet evet. O da aslında benzer durumda düşünüyor. Göztepe'nin sezonunu çok daha farklı noktada, çok daha iyi noktada bitireceğini düşünüyor. Aslında hepimizin derdi bu, ama tabii baktığımız zaman da alınan sonuçlar herkesi olduğu gibi bizle de üzüyor. Yenal Ulusoy, çok teşekkürler hocam. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ederim Nazım Hocam. Çok sağ olun. Sizi her zaman için bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. İzmir'e selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Kısa bir aramız varmış galiba Hakan'cığım. Kısa bir aramızdan sonra üçleme 4. ve son konuyla aynen burada devam edecek. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türk Nasi, Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı son defa vermiş olduğu reklam arasıyla beraber aynı temposuyla devam ediyor. İsterseniz kısa bir şey, birkaç tane mesajımız var. Onları bir okuyalım. Daha sonra konumuzu alalım. Mete Karayel demiş ki, üçleme yine hafta sonumuzu renklendiriyor. Son hızla devam eden program. Sonbahar gelen Adana, güzel Adana'ya takip ediyoruz demişler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Mario Balotelli Rumuzlu arkadaşımızdan gelen bir mesaj var. Kendisi de küçükken ailesi tarafından terk edilen Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin aldığı primleri kimsesiz çocuklar yurduna bağışladığı ortaya çıkmış demiş. Hakikaten de güzel bir davranış. Süleyman Çimen'den mesaj var. Günaydın. Gaziantep'ten selamlar. Karşıyaka gelmeden göz göz düzelmez demiş Süleyman Çimen. Evet, hattımızda Giresun Sporlu spor yazarımız Ali Emre Sarı var. Ali Emre'cim, hoş geldin üçlememize. Hoş bulduk Nazım abi, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkürler, maşallah yine enerji ve keyif dolu bir ses var. Aynen abi, eyvallah. Evet, bugün Giresun Spor Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. 13.30 kahvaltı seansında. Ali Emre'cim, bu maçla alakalı görüşlerini alabilir miyiz? Evet abi, şimdi Kayseri Spor'la Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağız. Biliyorsun 6 haftalık bir, 5 haftalık aslında bir mağlubiyet serimiz vardı. Bir Konya maçında da berabere kaldık. Önümüze şimdi Kayseri maçı var. Bu Kayseri maçındaki ilginç bir istatistik var. Onu da sabah okudum daha doğrusu. Kayseri Spor'la evimizde oynadığımız 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik almışız ve hiç yenilmemişiz. Bugünkü istatistiğe dayanaraktan ben yine yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Gönlümden geçen skor 1-1, maçında berabere biteceğini düşünüyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum öncelikle. Galibiyet öngörmüyorsun. Galibiyet öngörmüyorum, evet. Enteresan. Herkes abi kendi takımı için galibiyet bekler. Ben de galibiyet bekliyorum. Yani genelde böyledir ama sen beraberlik bekliyorsun. Ben beraberlik bekliyorum abi. 1-1 biteceğini düşünüyorum. Hatta ilk golü yine erken dakikalarda
yiyeceğimizi, ondan sonra da atacağımızı, sonra da maçın öyle biteceğini düşünüyorum. Bu arada ligin 6. haftasına geldiğim, 6. haftasını bitirdik. 7. haftaya şu an 7. haftadayız. Giresunspor enteresan bir istatistiğe sahip oldu. Sadece 6 haftada 1 gol atabildi. Evet. Evet abi. Enteresan demek az kalır aslında. Çünkü geçen sezonun bizim takımımızın gol kralı olan Balde takımda kaldı. Daha sonra Antalyaspor'da zamanında oynamış, daha sonra yurt dışına gitmiş. Dukar oynadı ve Beşiktaş'ın forveti, daha doğrusu sonra Hajduk Split'e giden Umut Nayır'ı da aldık. Ya biz Dukar'dan ve Umut Nayır'dan beklenen performansı alamıyoruz. Sebebi uyum sorunu mu? Karadeniz'in havasına alışamamaları mı? Biraz da yağmur da varmış sanırım. Soğuk, yağmur, rüzgar. Karadeniz dalgalıdır abi, bilirsin. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Ali Emre'ciğim, biraz aslında meselenin biraz böyle derinlemesine gelelim artık. Şöyle ki, evet abi, geçen sene bizim yani manevi olarak yapacağımız, bizim maddi destek değil de manevi olarak çok sevdiğimiz bir kulüptü Giresunspor. Çünkü kısıtlı imkanlarla çok çok farklı sonuçları imza attı. Yeri geldi, evet, 12 maç gol yemedi. Full galibiyet aldı ve Süper Ligi bir şekilde hak etti. Ama bu sene başlangıcından yapılan transfer çalışmaları, yani sen de bazen konuk aldığımız zaman görüyoruz. Yani bir enteresan değişik isimler transfer edildi ve bir toplama takım hüviyetinde olan bir camia, bir kulüp ve tabii ki de bunlar çok da fazla başarı endekslenemedi. Hakan Hoca hala Süper Lig'de o verimi veremiyor. Yani bunlarla alakalı ne konuşmak istersin? Ya şimdi şöyle öncelikle abi, biliyorsun bizim ilk transferimiz Hatayspor'dan sportif direktörümüz Fatih Kavlak. Evet. Bu Penza'nın ve Akintola'nın Hatayspor'a gelmesinin sebebinin Fatih Kavlak olduğunu biz ilk başlarda öyle duymuştuk. Evet. Daha sonra Hatayspor'dan birkaç tane arkadaşımızla, dostumuzla konuştuktan sonra o transferleri Fatih Kavlak'ın yapmadığını öğrendik. Öyle mi? Tamamen Gökhan Zan'ın yaptığını öğrendik. Yani herhangi bir başarısının olmadığını, sadece isim üzerinde başarılı olduğunu gördük. Şimdi Fatih Kavlak geçen evimizde oynadığımız Konyaspor maçında, abi bende bir fotoğrafı var. Yani maçla hiç alakası yok. Yani tribünde sportif direktör ya böyle iki elini çenesine koymuş. Yani sanki böyle hani uyukluyor vaziyette maçta. Konyaspor maçında. Evet, enteresan. Şimdi ikinci bir olay ise Hakan Keleş hocamızla alakalı. Evet. Hakan Keleş hocamız 16 tane transfer yaptık. Bunu başkanımız, teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz hani organize ediyorlar. Hı hı. Bununla alakalı geçen sene şampiyon olmuş takımı tamamen bozdular. Evet. Çünkü bir ruh vardı, bir hava vardı, birbirini tanıma vardı. Mesela geçen senenin en iyi oyuncularından olan Sergio mesela 7. hafta oldu. Hala arkadaşlarıyla uyum içine giremedi. Hı hı. Böyle sıkıntılar var. Bu sıkıntılar daha ne kadar sürecek diye soracak olursan abi, ben bu Kayseri maçında eğer olası bir mağlubiyette Hakan Hoca'nın gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yönetimin de Hakan Hoca'yı göndermeyeceğini düşünüyorum abi. Yani bizim taraftar olarak, basın camiası olarak istediğimiz Hakan Hoca'nın Kayseri maçında olası bir mağlubiyette gönderilmesi. Ama bu işler tabii ki kulüp başkanında bitiyor. Hı-hı. Kulüp başkanı ne derse o oluyor. Ben Hakan Hoca'nın Giresunspor'dan ayrılmayacağına kanaat getirdim birkaç gün içinde abi. Şimdi Hakan Başkan aslında istikrarı seven bir yapısı var. Geçen sene Hakan Keleş Hoca'yla başlayıp bitirdi. Ve hani evet, böyle genelde TFF 1. Lig'de baktığımız zaman da böyle bir istikrar fazla olmuyor. Şimdi lige çıkan takımlara baktığımız zaman da Demirspor 2 hocayla, Altay 3 evet, hocayla hedefine ulaştı ama Giresunspor başlığı hocayla devam ettirdi. Bu sene de aslında baktığımız zaman da, bu sene de mesela hiçbir hoca arayışında bulunmadı Hakan Başkan. Hakan Hoca ile devam dedi. Şu ana kadar 6 maç, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve oynanan oyun ve baktığımız zaman da çok da fazla ümit vermeyen bir Giresunspor. Şimdi şöyle Nazım abi, hoca ile devam edilme konusu Tuzla maçının akşamına otele geldiğimizde alınan bir karar. Evet. Biz maçtan çıkıp Tuzla Avcılar'da otele geldik. Son şampiyonluk maçı değil mi? Son şampiyonluk maçı. Evet. Evet evet, otele geldik. Otelde işte hoca değişir mi değişmez mi, ne olur ne biter, hani sevincimizi yaşarken orada zaten Hakan Keleş'in teknik direktör olarak kalacağı belliydi. Şimdi hoca röportajlarına, yani
maçtan sonraki basın toplantılarında söylediği şeyler şunlar. Uyum yakalayacağız, iyi bir takım olacağız, bilmem ne olacağız falan filan böyle böyle söylüyor. Hocam sen değil miydin Temmuz'un başında kampa başlayan, transferlerini yapan, gönder getirdiğin oyuncuları tekrar kendi kulüplerine gönderen bir Esat Mala örneği var biliyorsunuz. Ben bunu Twitter sohbetlerinde de hocamıza sordum. Evet, evet. Hocam Esat Mala'yı neden 2 yıllık aldık? Sonra neden kiralık olarak gönderdik? Tamam, beğenmemiş olabilirsin. Tam performansı yetersiz olmuş olabilir. Doğru mu abi? Ama hemen araya gireyim. Ali Emre'cim unutma lafını. Esat Mala bu arada enteresan bir isim. Şöyle ki Yüksel Yıldırım'ın, Sayın Yüksel Yıldırım'ın, Samsun Spor Başkanı'nın özel olarak almak isteyip de alamadığı bir oyuncu. Evet. Şimdi Samsun Spor gibi bir kulübün, Yüksel Hoca gibi, yani Yüksel Başkan gibi hırslı bir adamın almak istediği oyuncuyu biz alıyoruz. Daha sonra ligin başlamasına 4-5 gün kala gönderiyoruz. Kendi aldığımız takıma kiralık olarak gönderiyoruz. Ben bunu hocaya Twitter sohbetlerinde evet. sorduğum zaman da hocanın bana verdiği cevap şu. Ali Emre, şu anda Esat Mala kendi takımında. Bunu şu an mı konuşalım? Ben de dedim ki hocam ne zaman konuşmalıyız? Evet. Bunu ne zaman konuşmalıyız? Bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşmalıyız diye soru sordum. Daha fazla da üstelemek istemedim. Ama şöyle şeyler var. Mesela çep mi saldılar? Hani dışarıdaki izleyicilerin tabiriyle refçi diye bir topçu aldık biz. Evet. Olcu aldık. Evet, enteresan. 7. haftadayız. 6 hafta bitti. Adam 4 dakika falan oynadı. Fatih Kavlak bununla alakalı açıklama yaptığında sportif direktör. Hani çok iyi oyuncu olacak bak göreceksiniz falan dediğinde biz göremedik. Evet. İkinci konu abi, üçüncü konu hatta dördüncü konu fark etmez. Yani Erolcan meselesi var. Hı hı. Ya Erolcan 25 yaşında abi, tabiri caizse civan gibi delikanlı yani. Ve Giresun çocuğu, doğru mu? Evet. Ya çocuk geçen maça girdi abi, Fenerbahçe maçında. Ben stattaydım. Statta izledim maçı. Hı hı. Ya çocukta bir moral bozukluğu var belli. Ama diyor ki kendi içinden ben Giresunluyum diyor ya, bu benim takımım diyor. Evet. Adam asist yaptı abi. Bak evet. 6 haftadır gol atamamışız. Adam Dukarı'ya pası verdi. Dukarı da sağ olsun ne hikmetse ayağına iyi geldi, vurdu ve gol oldu. Bu arada şunu ben şöyle bir tespitim var. Sen de hatta galiba yazmışsın Twitter'da. Şimdi geçen sene Süper Lig'e çıkan 3 tane kulüp vardı. Evet. Adana Demirspor 1. bitirmişti. Giresun Spor 2. Altay 3. bitirmişti. Şimdi 7. hafta itibariyle Süper Lig'in normal seyredine bakıyoruz, cetveline bakıyoruz. 1. sırada Altay var. Evet. Adana Demirspor şu an 9 puanla 11. sırada ama yükselen bir performansı yükselen var. Yükselen bir grafiği var. Adana Demirspor'un. Altay zaten şu an tap yapmış vaziyette. Ama Giresunspor baktığımız zaman da maalesef tablonun en son sırasında. Evet. Biz Altay'dan önce çıkmadık mı abi lige? Ben evet. mi yanlış biliyorum? Evet, evet. Evet. Yani demek ki abi buradaki mesele ne? Yani Altay'ın kaç tane transfer etmiş? Altay kaç tane oyuncu transfer etmiş? Bu arada mesela Altay... Yani ya 5 ya 6. Tabii. Altay mesela geçen seneki kadrosunun yani bir kısmıyla hala oynamaya devam ediyor zaten. Abi Eren Tozlu'yu beğenmiyorduk. Altay'da Erhan Çelenk oynuyor abi. Kaç yaşında adam? Evet. Oraya bakarsan İbrahim Öztürkler var 40 yaşında. İbrahim Öztürk oynuyor abi. Evet. Evet. Yani şimdi böyle yüksek sesle konuşuyorum da biraz serzenişteyim bu konuda çünkü. Şimdi bir ruhu bozmadan... Devam etseydik belki daha başarılı olacaktık. Hani ben demiyorum 10. olurduk, 5. olurduk, 13. olurduk demiyorum. Ama ortada bir ruh vardı. Şimdi bütün oyuncular mesela ben görmedim. Bütün giden oyunculara bir teşekkür mesajı bile çok gördüler yani. Bir teşekkür mesajı. Evet, bu arada şunu söyleyeyim. Evet, şimdi biz geçen sene Giresunspor'la çok çok ilgiliydik ama bu sene o ilgimiz bir şekilde yani bizden mi onlardan bilmiyorum biraz böyle kesildi. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene Hakan Başkan'la yaptığım sohbetlerde Hakan Başkan çok güzel bir noktaya temas etmiş. Demişti ki bizim dedi kulübümüzde 3 aşamalı bir transfer ve 3 aşamalı bir kadro yapılanması var demişti. Demişti ki üst kısım ki şampiyonlar iyi görmüş oyuncularımız da var. İşte orta kısım daha önce şampiyonluk yaşamış Türkiye Ligi'nde ya da TFF'de evet. şampiyonluk yaşamış oyuncularımız var. Bir de gençlerimiz var. Bir de Giresunlarımız var demişti. Evet. Biz bunların dedi hepsini kimyasal olarak toparladık. Çok güzel bir kadro çıkarmıştık demişti. Şimdi bu seneki kadroya baktığımız zaman da bu sene ben bu kriterleri göremiyorum Ali Emre. Evet, ben de göremiyorum abi. Yani kaleci aldık. Evet, aldığımız oyuncular kişisel anlamda tek tek bakıldığımda çok iyi oyuncular. Yani Galatasaray'dan biz 2 tane oyuncu aldık abi. Yani kaleci aldık ve Emre Taşdemir aldık. Başakşehir'den, yani Başakşehir dediğimiz takım 2 sene öncenin şampiyonu. Evet. Aziz Behiç aldık. Yani baktığımızda teker teker oyuncularda bir problem yok. Ama bunu oynatabilmek önemli. Şimdi Nazım abi, seni Giresunspor'un teknik direktörlüğü koltuğuna oturtursam
pardon, sen orada olsan ben sen Hakan Hoca'nın görevini yapabilirsin. Çünkü biz Hakan Hoca'nın ne yapacağını, hangi hamleleri yapacağını biliyoruz. Biz taraftar olarak biliyoruz. Bir teknik direktörün farkı olması lazım. Şimdi atıyorum, örnek olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ne yapacağını kim nasıl bilebilir? Bir sürü sakatı vardı. Kimi nerede oynatacağını, kimi nasıl oynatacağını nereden bilebilir? Bir de Hakan Teleş hocamızın şöyle bir eksiği var. Oyuncuları kendi mevkilerinde oynatmadığı zamanlar oluyor. Sergio sağ kanat oyuncusu, 6 maçtır Sergio'yu sol kanatta oynatıyor. O zaman da verim düşüyor tabii. Abi illaki düşer. Evet. Yani bir ağaca gübre atmazsan meyve verir mi? Aynen. Bu evet. Arada geçen seneki oyuncuların gönderiliş şekli hakikaten biraz enteresandı. Şimdi Eren Tozlu, Giresun'un çocuğu, bir şekilde evet. Kaptanı ve şampiyon yapmış oyuncusuydu. Evet. Sürpriz bir kararla lige başlarken, hatta lige başladığımız hafta seninle görüşmüştük, yollar ayrıldı. Nalepa, Ukraynalı oyuncu, yani bir şekilde şampiyonlukta %100 etkisi olan bir oyuncu. Evet. Böyle sessiz sedasız gönderildi falan böyle. Yani bu şampiyon yapılan kadro, tamam dersiniz ki bunlar Süper Lig'i kaldırmayabilir ama gelen oyuncuların kalitesi gidenlerden çok daha düşük olduğu gözüküyor sanki. Değil mi? Evet, aynen öyle abi. Sankara nerede mesela? 3 haftadır Sankara nerede? Yani. Sakat falan diyorlar. Nasıl sakatlanabilir ki yani? O kadar yüksek meblağları duyuyorum ben çünkü Sankara ile alakalı. Evet. Yunanistan'da Panathinaikos'tan alınan oyuncu ile alakalı. Sankara yüksek performanslı bir oyuncu oynuyorsa demek ki vücudunun sağlam olması lazım. İdmanda sıkı çalışması lazım. Doğru mu abi? Evet, yani kimse evet. Kimseye kolay paralar vermiyor. Bu adam hangi maça çıktı da nerede sakatlandı ben anlamadım. Yani işte Giresunspor'da bir yani orkestradan güzel ses çıkmıyor. Yani devamlı bir belirsizlik böyle, var abi. Yani belirsizlik ortada var. Bir belirsizlik var. Evet. Evet. Bir kakafoni var. Yani böyle bakıyorsunuz. Ha şu var. Giresunspor bu arada enteresan şunu söyleyeyim. Mesela bir 4-0, 5-0 mağlup olmadı hiç kimseye. Aslında evet. Dişe diş oynuyor. Başı baş tabii. Oynuyor ama yani hücumsal noktasında çok zayıflık görüyorum ben Giresunspor'da. Evet, iyi şeyler de var. Abi hücum sadece forvet oyuncularıyla alakalı değil. Olmaz. Futbol komplike bir oyun. Evet. Sonuçta defanstan itibaren atağa çıkmamız lazım. Ama bizim Hakan hocamızın, hatta kendisi de forvet. Bunu da ben yazıyorum yani. Tabii. Kendisi de Ankara Gücü'nde forvet oynamış. Hücum oyuncusudur. Evet. Kendi mantalitesinin hücum oynatmak olması olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi evet. Ben forvet olsam ya teknik direktör olduğum takımı hücum oynatırım. Çünkü hücumu daha iyi bilmem lazım. Daha iyi biliyorumdur. Bu arada fikstüre baktığımız zaman da şimdi Giresunspor bugün 13.30'da Kayserispor'la oynayacak. Evet. Haftaya İzmir'e gidiyor. Göztepe'yle karşılaşacak. Daha sonra tabii milli ara var ama milli aradan sonra kendi evinde kendisi gibi sıkıntılı olan bir Çaykur Rizespor maçı var. Sonra da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Aslında bu 4 maç ben Giresunspor'un dişine göre takımlar. Evet, bakacağız işte bu 4 maçtaki durum belirleyecek ama Nazım abi ben sana bir soru sorayım. Lütfen. Hep sen soruyorsun bir de ben sorayım. Vallahi sor bakalım Ali Bey'ciğim, merak ettim. Şimdi Kayseri Spor maçında olası bir mağlubiyette Hakan Keleş'in gitmesi durumunda Giresun Spor'a sence kim gelmeli? Ben şöyle söyleyeyim. Bu tip mesela hatta ben bunu şeyde söylemiştim. Metin hocamız da sormuştu zaten. Toplama takımları. Şimdi Giresunspor toplama bir takım. Yani 15'ten evet. 20 tane oyuncu alınmış. Toplama takımları genelde başarılı olduğu zaman tecrübeli ve kıdemli hocalar daha fazla başarılı olabiliyor. Çünkü genç hocalar toplama takımları çok fazla ileri götüremiyor. Bak evet. Şimdi mesela Hakan Keleş de mesela genç bir hoca toplama takımında çok fazla bir şey yapamadı. Yapamıyor. İnşallah yapar. Ama genelde yapılan rakamlar, yapılan çalışmalar, yapılan istatistikler kıdemli hocaların bu tip toplama takımları daha fazla başarılı olduğu yönünde. İsim İstanbul. Evet. Ben kıdemli evet. Diyorum sadece. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Abi yanlışsan beni düzelt. Düşünce olarak yanlışsan beni düzelt. Şimdi bir tane firman var abi. 11 tane eleman çalıştırıyorsun. İşçi çalıştırıyorsun. Onlar işini yapmak zorunda ki maaşını alacaklar. Şimdi 11 tane oyuncumuz defans gol atmamak için var. Gol yememek için var. Orta saha hem gol attırmak hem gol yedirmemek tarafında var. Forvetlerin de görevi gol atmak. Şimdi 11 tane oyuncu 6 haftada yani 1,5 ayda hiçbir işini yapmadıysa bu oyuncuların maaşı ödenmese kulübün içinde ne gibi sıkıntılı olur değil mi? Evet. Ama işini yapmıyor. Biz de çalışıyoruz birilerinin yanında evet. Ama bir ay maaşımızı alamadığımızda işimizi yaptığımız halde maaşımızı alamadığımızda böbürlenmeye başlıyoruz. Evet. Yani böyle para cezalarının
kulüplerde, bizim kulüpte özellikle verilmesi gerekiyor. Arkadaş görevini yapmadın. Ya Hakan Hoca, başka bir konuya değineyim. Hakan Keleş Hoca geçen Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe maçında yönettiği maçta 90 artı yani Onurcan'ın topu elinden çıkarırken Cüneyt Hoca'nın maçı bitirme kararının verdiği dakika saniyesi 3.59 abi. Evet. 4 bile değil. Evet. 4 dakika uzatma verdi. Topu elinden çıkarttı. 90 artı 43'te yani 4'te maçı bitirdi. Hocamız basın toplantısında Cüneyt Hoca'lık bir şey yok. Cüneyt Çakır bu ligin iyi hakemlerinden bilmem ne diye açıklama yaptı. Ya, yani hoca demek ki hoca Cüneyt Çakır'ın bu kararını doğru bulmuş yani. Hocam sadece doğru bulan Hakan Hoca. Evet, o da enteresan. Hatta biz de bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz de yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz ama evet. Şöyle söyleyeyim, biz şimdi Cuma günkü programımızda bundan değindik. Yani Cüneyt Çakır'ın hiçbir zaman Türkiye Ligi'nde yönettiği maçlarda iyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece evet. Giresunspor maçı için demiyorum. Bütün yapmış olduğu maçlar çıktığı zaman zaten kafasında bir ön yargı var ve hep böyle bir rol çalma isteği var Cüneyt hocamızın. Evet. Çünkü biliyorsun hakemler figürandır. Esas oyuncu oradaki ana karakterdir maçlarda. Evet. Hocamız genelde böyle ana karakteri geçmeyi seviyor. Şimdi evet ondan mesela bahsettik. Bir anda Fenerbahçeliler, Fenerbahçe taraftarları bize bir serzenişte bulundu. Tepki gösterdi. Dün de mesela Beşiktaş'ın Altay müsabakası vardı. Mağlup oldu. Altay'ın ve Kayserispor'un da tabii sevdiği Ferdi Özben'in bir şarkı vardı. Oradan da böyle bir anda bir şey geldi bize. Tepki geldi. Yani Türkiye'deki futbol iklimi çok farklı. Çok değişik. O yüzden şimdi hocanın da Hakan Hoca'nın da böyle Cüneyt Hoca'nın bir şeyi o zaman hocam ben soruyorum. O zaman hocam senlik bir durum var demek ki. Yani evet. Değil mi? Cüneyt Hoca'nın bir şey yoksa senlik bir durum Cüneyt var. Cüneyt Hoca'lıkta şöyle bir şey var. Şimdi Onurcan'a sarı kart gösteriyorsun. Ben Onurcan'a sordum. Aradım kardeşimizi. Evet. Kardeşim geçmiş olsun dedim. İyi maç çıkardın dedim. Mesela golde de ona yüklendiler ama bence Onurcan'ın bir hatası yok. Ama sarı kartlık mevzuda Cüneyt Hoca çıkarıp sarı kartını gösterdi. Ben Onurcan'a dedim ki Onurcan ne dedin kardeşim Cüneyt Hoca'ya niye sarı kart yedin dedim. Ya hocam dedi pozisyon devam ediyordu. Evet. Bu pozisyonun aynısı Fenerbahçe olsaydı maçı bitirir miydin diye sordum dedi. Zaten bir gün evvelde de biliyorsun yani Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı vardı. Orada evet. Mesela Ali Palabıyık 2 dakika oynattı ama Cüneyt evet. Hocamız maşallah demek ki çok çok dakik bir insan ki ben olduğunu basketbol düşünüyorum. Basketbol yönetiyor. Evet. Basketbol yönetiyor kendisi. Tam böyle salih sahasını bitirdi. Ali Emre'cim çok teşekkürler. İnşallah Giresunspor seni şaşırtır. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Haftaya Göztepe'ye gider miyiz abi? Göztepe maçına, Giresun maçına gider miyiz İzmir'e? Vallahi inşallah diyelim. Nasip kısmet. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Alemciğim teşekkürler. Selamlar. Abicim saygılar. Selamlar. Teşekkürler. Sağ olasınız. Evet üçlemede güzel bir Anadolu turumuzun sonuna geldik. Aynı zamanda üçlemenin de sonuna geldik. Hem program olarak hem de hafta olarak. Evet ilk gün Cuma günü saat 13-14 saatleri arasındaydık. Cumartesi-Pazar günleri 09-11 saatleri arasındayız. Hafta sonu futbol keyfiniz üçleme diyoruz. Evet sosyal medya adresimizi bir hatırlatalım ve yavaş yavaş size veda edelim. Instagram'da üçleme programı. Twitter'da ise rakam ile üçleme. Twitter'da rakam ile üçleme programı üslupla ve güzel bir şekilde kendinizi ifade edersiniz. Her programda, her durumda mesajlarınız değerlendiriliyor bizim tarafımızdan. Evet bizden sonra da tahminlerin efendileri geldi. Ozan Özturan ve Yıldız geldi. Bizden sonra da bayrağı onlar devralacaklar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümleri'nin sunduğu üçleme programı sona erdi. Radyo Spor! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.